herkese şöyle kocaman güzel bir iyi günler dileyelim efendim. Güzel bir gün olsun, güzel bir cuma günü olsun. Hayırlı cumalar tekrardan. Dün kandildi, tekrar kutlu olsun kandiliniz. Ettiğiniz dualarda kabul olsun dün gece. Kemal abim, Evrim ve Ayşe ile ve tabii ki sevgili Panorama halkıyla beraber. Bugün, bugün ne konuşacağız? Bugün... Özellikle yedek yarışmacıları konuşacağız. Yani normalde yedek nedir? Yedek, Asil'in Hani e, yedeğidir adı üstünde zaten. Ama öyle bir yedekler koymuşlar ki ben dün böyle gördüm. Vay be dedim. İnanın şimdi hepsini değerlendireceğiz. Tek tek konuşacağız. Sizlerin de tahminlerini alalım. Aşağıda yazan Instagram sayfasından Survivor Panorama'dan sizce adaya bu 10 yarışmacı içinden hangi 5 kişi dahil olmalı? Sıralamayla yazarsanız, yorumlarınız varsa onları da yazarsanız biraz sonra ben de telefonumdan bunları Okuyacağım diyeyim ve sevgili masa arkadaşlarıma, Kemal abime bir hoş geldin diyeyim. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırmızılar giymişsiniz, kırmızı rujlar sürülmüş. Bugün dediğim de böyle güzensiniz. olsun. Çok güzelsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Onlar de çok kırmızı değiliz. <laughs> Biz mavi lacivert aldıklarımız. Evrim Nasıl? şey gibi, e, Akdeniz oyunlarında bayrağı tutuyorlar. <laughs> evet Orjular evet. olur ya böyle, Doğru. kırmızı beyaz Doğru. öyle giyinmiş. Kemal abim her zamanki gibi zaten asilliği, klaslığı temsil ediyor. Ayşe de diyor ki ben diyor Z kuşağının bir örneğiyim, bir güzelliğiyim. İşte o benim diyor. Ayşe de bir alkış. Bugün <laughs> bol alkışla açtık programı. Ben de yakışıklılığımla. Ya İstanbul'da teşekkür ederim. Sen de ee, ben de valla ben de oduncu gömleğini giydim. Siz artık ne anlarsınız efendim oduncu gömleği başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ederim. Yarın da ben giyeyim bari oduncu gömleği. Aklıma Ama yarın geldi. sen yoksun canım. Aa a, doğru. Görüşürüz. Pazartesi. Yarın <laughs> <Ben gülüyor> hafta sonu evin pazartesi <laughs> gelsin. Eğer yarın olur da gelirsem. <laughs> Olur da gelir sen giy. Acun medya burası her an her şey olabilir. Aa, ooo, yerimizde <laughs> gözü var vay estağfurullah. vay vay estağfurullah. Her zaman bekleriz efendim ne demek bu arada yarın sevgili Begüm ve Dora ile beraber Survivor Panorama hafta sonunda sizlerleyiz saat 12.30'da TV8 ekranlarında. Kemal abi yedekler geldi bir geldi pir bir geldi. geldi. net bir giriş yaptılar ne diyorsun? Evet. Vallahi Hakan dün de söyledim akşam izledikten sonra o söylemimi daha da taçlandırdım. Gerçekten istekli, arzulu. Orayı herkesten daha çok isteyen bir 10 kişi var. Ben girenlerden çok daha çok e, giremeyenler için üzüleceğim bir bölüm demiştim. Ben e, yedekleri şöyle yorumladım. Benim jenerasyonum e, zor şartlarda büyüyen bir nesil. Yokluğu çok iyi biliriz biz. Ben okurken evde kese kağıdı yapardım. Hafta sonu götürürdüm, satardım. Pazarlarda. Dayımların tezgahları vardı. Onların önünde maydanoz satardım. Sarımsak, ee, baharat. Hatta bir bağırırdım işte. E, domates, şeftali falan satacağım zaman da çok ağzımda ye, hızlı olduğu için çok da bağırdım. Hadi, de sesim gidin. de gül. Sevgi seyircilerimiz sürekli zaten. <laughs> Hayatı bu şekilde e, idame ettirdim. Ve okumak benim için en önemli şeylerden biriydi. Şimdi içerideki Adadaki gönülleri zengin çocuklarına benzetiyorum ben. Hem gönüller hem ünlüleri. Onların durumları iyi. Onlar varlıklı. Onlar şu anda sarayda yarışıyorlar. Ama bunlar öyle değil. Bunlar garipman çocuğu. Bunların yapması gereken okumak. Okuyacaklar, hayatlarını idame ettirecekler. Hukuk okuyacaklar, tıp okuyacaklar. Bu memlekete babadan kalan bir şey yok. Kendi tırnaklarıyla kazıyacaklar. İşte dün bunu gördüm ben tırnaklarıyla kendilerini anlata, anlata, anlata bir yere geldiler. Şimdi bundan sonra ha karar halkımızın. Çok da başarılı. Gerçekten hani e, kimin gitse üzülürüm. Çok hikayeler var orada. Bazı yarışmacıların hayat hikayeleri bana çok dokundu. Üzüldüm. E, bir şey daha anladım. Her zaman söylerim bunu. Her anne baba, anne baba değildir. Anne baba olmanın özellikleri vardır. İsim yönüne anne baba değil. O çocuğu yetiştirip büyütüp topluma bir fert ede edebilirsen o zaman annesin babasın. Şimdi Bugün Bunu yakaladım. Biraz da e, üzüldüm. Ama e, muhteşem bir yedekler takım var ve inanıyorum bu takımdan çok kişi zaten Birleşme Partisi'ni görür son dörde de en azından bir kişi kalır orada. Şimdi SMS'ler kapandığı için bütün yarışmacıları rahat rahat konuşacağız. Evet. Çünkü zaten e, muhtemelen bugün yarın çekilecek ve göreceğiz e, ilk dokunmazlık oyununda. Ayşe Evrim size de söz vereceğim ama şöyle yapalım. Konuştuklarımız biraz daha bir tabana otursun diye. Bir ada hayatlarına bakalım. Efendim Acun abi aldı yedek yarışmacıları. Dedi ki siz bugün dedi sahile gideceksiniz dedi. Bakalım sahilde neler yaşamışlar bir izleyelim. Evet efendim erkeklerde Batuhan, Keren, Yaman, Yiğit ve Yusuf kadınlarda da Başak Ebru Kardeniz Merve ve Özlem. Bu 10 yarışmacı SMS'e çıktılar. 2 en yüksek alan, en yüksek SMS alan erkek, 2 de en yüksek alan kadın yarışmacı, bir de bu 4 kişinin dışında en yüksek SMS alan 5. erkek ya da kadın yarışmacı. Kim daha fazla aldıysa Survivor hayatına başlayacak, diğer 5 yarışmacı da eğlenecek. Evrim, ne diyorsun? Şöyle bir genel konuşursan bu yarışmacılar için. Gerçekten yani beni çok mutlu ettiler. Böyle her birine baktığımda 10 tanesini de inceledim. Onu da asil olurmuş. Gerçekten Acun Bey'in dediği gibi hani dedim ki ya harika geldi. Yeni bir kan, yeni bir enerji. Gerçekten Survivor yeniden başlayacak. O kadar dolu dolu gelmişler ki kendilerinin farkındalar, Survivor'ın farkındalar. İsim söyleyebilir miyim? Tabii ki. Oylama kapandı değil mi? Tabii ki. tabii. Ben gerçekten Kerem'i çok beğendim. Kerem. Batuhan'ı Batuhan çok beğendim. Ve Yaman'a çok kanım kaynadı. Bu arada birazdan bir beşli tahmin alacağım sizden. Ondan sonra... O zaman mı e, söyleyeyim? Yoşun'un konuş. En son alacağım. Benim için Kerem, Batuhan, Yaman. Yaman'ın çok güzel realitesinin olacağını, çok komik olacağını, çok güzel bir enerjisinin olacağını Yaman, düşünüyorum. Yaman konuşma bozukluğu olan. Evet, evet. Bayıldım ona. Gerçekten çok sempatikti. Kerem ve Batuhan ben buradayım Survivor kendine gel diyecek ve Kerem Batuhan'dan e, birçok erkek yarışmacı rahatsız olacak. Osman rahatsız olacak, Tunga rahatsız olacak, Halil rahatsız olacak, Özgür rahatsız olacak. Çünkü... Tunga niye rahatsız olsun ki? Hayır. Ne yapıyor ki rahatsız olsun Tunga ya? Olsun. Tunga'nın enerjisi Tunga niye rahatsız olsun? Ne, Tunga Tunga ne güzel abi tatil yapıyor ya. Vallahi Ülke, tatil Tukan, yapıyor ya. En son, en son yarışma hatırla bakayım Tunga. Nın. Bir tane iki sayı tamam, aldı ya. Herkesin saat. Abi zaman şimdi. içinde bir çıkışı olur ya. Tunga bekleneni bekle veremedi çok, şu an. Çok erken Asık kesiyoruz. Kemal abi biraz bekleyelim. Tunga yok. Bak, ne ben biraz beklemeye yanındayım. Ne şey e, performans icraati bilmiyorum. Aynı Bana zayıf geldi yani. yani. Aynı. Tunga neden rahatsız olacak biliyor musunuz? Elenmesi hızlanacak. Diğer erkek kişiler, e, yarışmacıların eğer performansı i̇yi, iyi, olur. iyi olursa ve gönüllü takımına da gelirse Tunga'yı yazmak daha erkenleşecek. Çünkü diğer yedik yedeklerin performansı iyi olursa nasıl yazacaksın onları? Bıramaz. Daha çok tepki çekersin. Tunga iki hafta yazılmasın. Üçüncü hafta yazılacak. Ya Ben daha önce de söyledim. Benim için bal yapmayan Arkadaşlar, arı. çok çok çabuk astınız kestiniz ya. Bir bekleyin bakalım. E Kemal e, abi biz... sen de Olur. Aziz'i asıp kesiyorsun. Aziz... Şeyi asıp Fatih'i asıp kesiyorsun. İşte... Niye asıp kesiyorum? Niye? Aziz'i niye asıp kesiyorum? Niye? Çok konuşuyor. Gerek yok Tunga'da tamam. Tunga'da hiç, hiç konuşmuyor. Tunga yavaş yavaş... Parkurda kendisini göstermeye başladı. Ben Tunga'nın daha da açılacağını düşünüyorum. İlk 15 gün adaptasyon sorunudur. Herkesin adaya bir anda adapte olmasına imkan yok ki. Arkadaşımız da öyle bir genç, genç arkadaşımız. Birazdan geldi. sevgili Kemal abinin Mecidiyeköy'de bir kafede Tunga ile buluşma görüntülerini <laughs> Survivor panoramada vereceğiz efendim. ilk defa Çok burada güzeldi. olacak. <laughs> i̇lk defa burada olacak. Evet. Kemal abi Mecliye köyde bir kafede Tunga ile gizli gizli buluşmuş. Birazdan görüntüleri yayınlayacağız. Tunga'nın nerede konuştuğunu gördüm biliyor musunuz? Aziz'le ilgili bir problem varsa konseyde konuşuyor Tunga. Ama onun dışında hiç konuşmuyor. Kızlardan da Kardeniz ve Merve biraz benim dikkatimi çekti. Hepsi için hayırlısı olsun. En çok hak eden zaten halk karar verecektir hmm. ve Survivor'a girecek. Evet bu arada Kemal abiyle alakalı şaka yaptım. Mecidiyeköy dedi. Çok iyi bir <laughs> AVM'de buluşmuşlar. <laughs> Ayşe evet devam edelim. Sen neler söyleyeceksin bu 10 arkadaşımızla ilgili? Allah, espri yapıp bana gelemezsin. <laughs> Şu an gülmeni durduramıyorum Tamam gülüm. peki okey. Nasıl durdurabiliriz gülmeni? Huu nefes almam lazım. Tabii hemen şöyle. Şey düşün. <gülüyor> 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 tamam iyiyim. İyi mi? Iyi, iyi. Espri iyi miydi? İyiydi. <laughs> 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 evet efendim. Ayşe'ye bir alkışla abi. Olayı kaynatalım. <laughs> evet Ayşe. Sendeyiz. Ee... 10 tane yeni yarışmacı. 5 erkek, 5 kadın. Evet. Ne diyorsun? Genel olarak adadaki yaşantılarında yaşadıkları, yaptıkları söylemleri. Adaya çok güzel uyum sağladılar bence daha ilk günden. Hı hı. Ee, özellikle o bir, yani iki hafta evde kalmışlığın o hıncını bence adaya böyle hepsi birden ee, yuha derler ya böyle öyle girdiler ve çok da güzel bence bir geçimi işte nasıl Hindistan cevizi topları nasıl acıktık işte atış çalışalım falan böyle biraz kendilerini göstermeye de çalıştılar benim atışlarım iyi olur işte şunun atışları iyi olur desteklerim falan güzel bir uyum sağladılar ilk günden bence güzel bir izlenim onun haricinde e, benim dikkatimi çeken de bir beşli var ama böyle altılı da olsa olur gibi o bilmiyorum. altı kişi yani evet kızlarda zaten herkesin gözüne batan iki kişi net vardır diye düşünüyorum. Kardeniz ve Merve. Birincisi Kardeniz'in e, hem üslubunu hem konuşma diksiyonunu hem de e, o konuşurken ki ne denir ona? E, sağlamlaştırma ne denirdi ona? Ar mı? argüman ha, Argümanları yok. çok kuvvetli geldi bana. E, güzel de konuşuyor. İfade ediş biçimi, kendini anlatış biçimi, bahsediş biçimi her şey güzel bence. Merve de e, hem başarıları, hem hayat hikayesi, hem e, adadaki Okulda o biraz. evet uyumlu oluşu falan yani bir şeyleri çekmiş, bir şeyleri e, başarma yolunda zorluklardan geçerek gelen insanlar benim için her zaman e, hayatta bir sıfır önde olur güç Kesinlikle. güçlü olma açısından. O yüzden ben tebrik ediyorum ve buralara kadar kendini yetiştirebilmiş ve babasının verdiği desteği doğru kullanıp e, o vefa borcunu bu şekilde ödüyor olması da güzel. Ee, erkeklerde de dikkatimi çeken e, Kerem oldu, Batuhan oldu. Yaman ben de evet ben de bir sempati duydum açıkçası. Kendini çok ifade edemiyor, etmemeye de çalışıyor ama ettiği zamanlarda da bence bir sempati topladı diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı hı. Onun haricinde Yusuf da bir hoşuma gitti ya böyle sürekli işte sözlüsünden bahsediyor. Ee, biraz da hani sosyal medyalarını da inceledim. Sosyal medyalarındaki evet. paylaşımlar da çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle bir hani aktif, eğlenceli, enerjik bir tip gibi. Adada da bence şu an şu kaosun içine düşse güzel bir enerji böyle bir kendine takımı getiren biri olur diye Yusuf düşünüyorum. Yusuf şu an şimdi, şimdi nişanlı falan oldu mu Survivor'a gitmek zordur. Yani hani şu anlamda zordur. Eee... E eşin ya da müstakbel eşin bırakmak da istemez. O yüzden onun adını fazla zikredeceksin ki orada. Hani Tabii. kalbim seninle. Acun Rümey an... dedi Rümeysa Aynen. diyoruz sana. Diye. Aynen. Rümeysa'ya yaz 18.90'a gönder dedi. Aynen. Bu arada ilk peşinizi yavaş yavaş hazırlayın. Ben de ilk anonsumu atayım. Batuhan'la. Daha doğrusu ilk anonsumu derken ilk yarışmacımızı tanıyalım. Batuhan en başta oturuyordu. Ama arkadaşlarım abilerim ne der bilmiyorum ama tahminim bence Batuhan bu da. En yüksek SMS'i alabilecek kapasitede olan bir yarışmacı. Şimdi bir Batuhan'ın konseydeki konuşmasını bir dinleyelim. Onun üzerine daha da detaylı Batuhan'ı burada konuşacağız. Evet bu arada tabii burada SMS'le ilgili arkadaşlarımız konuşma yaparsa... Dün akşam SMS kapandı. Olur da e, hani hoşunuza gider konuşmaları. E, çünkü 18.90 falan diyorlar göndermeyin. E, zaten SMS kapalı. E, kendisine ulaşmaz. Şimdi Kemal abi... Batuhan 27 yaşında İzmirli basketbol oynamış ve yaşadığı sakatlık nedeniyle basketbolu bırakmış. Şu anda antrenörlük yapıyor. Baktığında böyle bir e, Survivor'a hani hangi sene gelse alınacak bir yarışmacı gibi duruyor. Senin düşüncen yorumun nedir Batuhan'la? Ben alayım? de senin senden fikrin Hakan. Bir insanın en güçlü olduğu dönem 23 ile 28 yaş arasıdır. Ah, Orada tamdır. O fişek, fişek valla. <laughs> Evet. Hepimiz oralardan geçtik tabii. <laughs> yani o o dönemde anlatılmaz hırsla, anlatılmaz istekli o hani kanın kaynar ya o dönemde ve e, Batuhan da bunu en iyi bize gösterenlerden birisi. Hani konuşmasıyla, fiziğiyle, üslubuyla, tarzıyla e, diyor ki ben buradayım. Bazı insanlar vardır. Ne olursa olsun o kadar kişinin arasından seçersin. Bu bu işte Batuhan da bunlardan birisi. Ben inanıyorum, şimdi birazdan söyleyeceklerimizin içinde, Batuhan'ı yazmayan yoktur. Batuhan girmez diyen çıkmaz. Yani kendini çok iyi ifade etti. Dediğim gibi e, fizik olarak da bu yarışmanın ideal tiplerinden birisi. E, i̇nşallah onun için de hayırlısı olur. E, halkımız ne düşünmüştür ne değildir bilmiyorum ama ben Batuhan'ın şanslı olanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Genelde Batuhan mesela şimdi seyircilerimize bakıyorum. Instagram'da Survivor Panorama hesabı şu an sevgili yönetmenim Yaşar'dan rica edeceğim alt tarafa yazabilirse ee, orada genelde Batuhan ismi verilmiş. Yazmayanlar da var ama eee Batuhan'ı hep böyle bir de hani yazarken evet. bile en başa koyuyorlar Batuhan'ı. Aynen. E, o yüzden bence genel kanı Batuhan'ın gireceği yönünde. Batuhan baya e, bayağı bir şey görmüş, e, dikkat çekmiş. Gösteriyor yani kendini e, ben buradayım sayın, diyor. diyor. Burada diyor. Hı. Aynen. Ayşe. Batuhan kardeşimiz iyi bir e, <laughs> profil çizdi bence. Survivor açısından. Yani hemen hemen hepimizin dediği aynı zaten. Bence Kemal abi ben de katılıyorum. Bence ilk beşimizde net vardır diye düşündüm. E, yani baktığında Survivor'u kaldırabilecek biri zaten konuşmasında dedi konuşmasında da dedi ada umduğum gibi bir yer. Hani e, zaten böyle bir yer bekliyordum. Yani çok ummayan, umulduğu gibi bulmayan oldu ama arkadaş hemen kendini adapte ettiğini ve orayı hani istediği gibi bulduğunu söyledi. Umarım içeri girerse girdikten sonra da aynı düşünceleri devam eder diyorum. Şimdiden inşallah girmiştir. Başarılar diliyorum diyeyim. Ne diyeyim yani? Bu arada ilerleyen dakikalarda sevgili Hasan'a da bağlanacağız. Hasan'cığım sen de ilk beşini, listeni yaparsan sana da sormak isteriz. Evrim Batuhan. Batuhan'ı tabii ki beğendim. 10 kilometre öteden ben Survivor yarışmacısıyım diye bağırıyor. Ve yedeklere kalmış. İnşallah girer Survivor'a. Büyük bir olasılıkla öyle tahmin ediyoruz. Çok büyük ses getirecektir. Birçok kişinin belki şu anda favorisi vardır. İşte Osmancan kazandığında sevinenler, Halil kazandığında sevinenler o taraflar birazcık Batuhan'a kayacak gibi hissediyorum. Benim bir tane çok gizli favorim var. Biraz sonra onun VTR'sine geldiğimizde söyleyeceğim. Eğer içeri girerse ki bence girer, e, çok büyük işler yapabilir. Böyle arkasından kitle oluşturacak bir yarışmacı. Bakalım e, evet. tahminimiz çıkacak mı? Girerse tabii. Birazdan. E, büyük biraz bir ihtimal daha... girecek. Efendim? Büyük bir ihtimal girecek. Kimi Biliyorum. söyleyeceğini de tahmin ettim. Ben de. Büyük bir ihtimal girecek. Tamam o zaman şöyle yapalım. E, Başak'ın NTS'ine gidelim. Siz de bana söyleyin. Ben de size evet ya da hayır diyeyim. Yeri gelince de konuşacağız. Efendim Başak hayvansever birisi. Çok sevimli, çok güzel konuşmaları var. Bakalım e, Başak kendini konseyde nasıl ifade etmiş? Evet, Başak sosyal medyayı aktif olarak kullanan hayvansever birisi. Şimdi tabii bunu dinlediğinde şunu diyen çok olmuştur. Ya hayvanseverlikten vurup oy almaya çalışıyor. Yani e, milyonların önüne çıkmışsın. Bence bunu söylemesi çok güzel bir şey. Hani bunun arkasındaki o isteme nedeni olur ya da olmaz. Ama bir insanın e, bu kadar e, güzel bir şekilde kamuoyu önünde böyle milyonların seyrettiği bir yerde hayvan sevgisini söylemesi bence çok değerli bir şey. Ne diyorsun Kemal abi? Ben de tam tersini düşünüyorum. Oy mu topluyor? Fazla türbinler oynadığını düşünüyorum. Türbinlere. Kesinlikle. Yani diyor ki hayvan severler yani, bana oy verin. Ya bunu bunu zaman içinde zaten herkes bilecek. Yani bu ilk tanıtımda bu bilmiyorum e, ne olur ne biter de bu ilk tanıtım bana hani çok fazla türbinlere oynadığını gösterdi. Kendi durumunu izah et. Anlat. Babaannenin gayet güzel. Ev, ev halkının izlemesi gayet keyifli. Ama oralara gidersen Bilmiyorum bana geçmiyor. Bana gelmiyor. Ama o zaman şöyle diyeyim. Sen de oraya çıksan mesela evet. orduluyum desen ben de sana diyeyim mi? Aa Kemal abiye bak. Ordu'dan o istiyor. Hayatta mesela. demezdim. Demedim de zaten. Var. Ben bak var mısın yok musun da benim sadece önümde Ölümde. Ordu yazıyordu. Ben oyunu kullanmadım. Eğer bana kalsa ben Yalova'lıyım derdim. Benim hayatım Yalova'da geçmiş ama baba tarafım Ordu'lu olduğu için Ordu'yu yazdım. Böyle durumlarda kendini ifade edecek ailenle tamam, ilgili hayvan severliğini anlat Hayır da. kendini tamam, evindeki hayvan tabii ki güzel bir şey mesela hayır ço Diyelim çok da güzel sen. bir şey buna itirazım yok ama bu ilk anlatımda bunu söyleme içeri girdikten sonra durumunu anlat zaten evet. sana o fırsatı verecekler konuşacaksın edeceksin devamlı röportaj yapacaksın zaten orada söylemen daha mantıklıydı hani çağdaşlığı olan diyaloğun arkadaşını şeye sokmaya çalışıyorsun <laughs> saray <saragına gülüyor> biraz sokmaya çalışıyorsun onu sokuyorsun kendin dışarıda Buralardan gel çok bu istiyordum. daha sempatiktir ama o taraflara gidersen bilmiyorum belki de doğru olan o. Onu da bakacağım akşam bir, veyahut da yani göreceğiz. Bu şeyle aynı ya hani hayvan sevgisi olmayan yok ki zaten Türkiye'de doğru düzgün. Hani evinde beslemeyen de olsa kimse ben hayvan sevmiyorum diyemez. Hani se beslemese bile sever ki Bir de hani burada diyor köpeğiyle yaptığı paylaşımları çok fazla olduğu için. Demek ki hani ee, köpek de baktığına göre bu bunu ön plana çıkarmak istemiş olabilir. Bence hani tam tersi belki böyle düşünenler olabilir diye aslında bunu kullanacak olsa belki de söylemezdi. Derdi ki şimdi bunu söyleyince insanlar beni yanlış anlar ama belki de kendini anlatmak istediği için öyle de söylemiş Cemal abi yani. bak şimdi benim mesela e, Instagram profile girdiğinde ya da Twitter profilime direkt açıklamada Galatasaray yazan Evet. Niye Galatasaray benim hayatımın evet. en önündedir. Ben şu an başağın profiline girdim ilk defa. Yani girdim ama dikkat etmemiştim açık söyleyeyim. Başağın profilinde şu an e, en üstte basıyorsun. Dobby the Golden e, Doodle diye bir şey var. Hesap var. Ve orada sırf köpeğiyle yaptığı paylaşımlar var mesela. Tamam. Yani bence hayatında öncelik. Evet, evet. Şimdi böyle bir insan olduğu için iyice mesela şu an kafamda oturdu. Çünkü gerçekten hayvansever insanlar bunu söylemek istiyor. Çünkü... Ee, hani Örnek Zaten olsun. bu konuda aynı düşünüyoruz. Ben seni yanlış anlama. Terse düşürmek için değil. Sadece konuşurken söyledim mi e, benim yanımda da bunu söyleyen oldu da dün akşam. Oradan böyle bir yakaladım. Dedim ki hani belki gerçekten seviyor dedim hayvanları. Ki şu an Instagram hesabına girdim. Instagram hesabında bakın istiyorsanız Başak Şahin diye. Direkt ilk şey köpeğiyle olan paylaşımları. Ben de o zaman sana şöyle gidiyorum. Hangisi daha dikkat çekici? Hayvansa hayvanları çok seviyorum demek mi? şu anda daha sana sempatik gelirdi. Yoksa bir köpeğim var, hayatımı ona damışım, onunla birlikte hareket ediyorum demek mi daha mantıklı? Aynı şey benim için. Değil. Benim için bir tarafta şey. bir kitleyi toplamaya çalışıyorsun, bir tarafta hayvana, köpeği olan sevgini anlatıyorsun. Bak, Köpek de hayvan. Bu, e, tamam işte bunu söylemeye çalışıyorum. Onu sevdiğini anlat, buna itiraz etmiyorum. Ama öbür tarafta Hayvanları çok seviyorum deyip ya sevmeyen yoktur ki. Var mıdır? Bilmiyorum yani. Var. Hayvan sevgisi var. Falan. Maalesef. Ee, çirkin ya, görüntüler görüntüle Hayvan sevmeyenden oy mu almaya çalışacak. Yok. Yo. E ee, nedir bu? Hayvanlı. Hayvanları çok seviyorum. Ama hayvan severim. Hayatımda e, evimde böyle sürekli beraber olduğum bir köpek varsa ben hayvan sevdiğimi belli etmeye çalışırım. Ya köpeğinden bahsedersin Hakan. Benim dostum, arkadaşım Köpeğim dersin, onları anlatırsın. Ondan ayrı Atmanın kalmanın yani zor olduğunu işte. sen. Ama hayvan severleri, hayvanları çok seviyorum. Bilmiyorum ya. Belki sizin dediğiniz doğru. Kemal belki benim dediğim kim? yanlış. Kemal abi. Ben sadece ediyorum. Bana samimi gelmedi. Farklı yerlere oynadığını düşünüyorum. Senin dediklerin Bunu da göreceğiz zaten düşün, yarın. Eğer başağın bir köpeği olmasaydı ve hiçbir hayvan paylaşımı olmasaydı ve ben bir hayvan severim deyip daha sonrasında sen tribünlere oynuyor deseydin sana hak evet. verirdim. Ama zaten Nasıl bir daha söyle pardon? Eğer başağın hiç köpeğiyle fotoğrafı olmasaydı. Evet. Gerçekten hayvan sevebilir evet. ama hayatını bir hayvana, bir canlıya adamış olmasaydı durup dururken hiç ummadığım bir yerde Oylamaya çıkmışsın. Ben hayvan severim deseydi de sana hak verirdim. Ama zaten bu kadın hayatının köpeğine adamış. Instagramında köpeksiz fotoğrafı ya hiç diye öne çıkanlar fotoğrafı yapmış. Yok. Dedim ki acaba evli mi çocukları mı açtım Köpek şu an çocuğu. sokak köpekleri mesela bak Ya, evet. ya şimdi hayatında kadar varsa yağıyor. ya sosyal medyanın olduğu bir ortamda yaşıyor. <laughs> ya sosyal medyanın olduğu bir ortamda. Herkesin rahatlıkla ulaşabildiği ortamda ben eminim bütün yarışmacılara e, halkımız girip Instagram'dan sayfalarına bakmışlardır. Orada zaten görüyorsun orada anlatmışsın kendini köpekle olan e, sevgini anlatmışsın. Bunu kalkıp farklı vurgulayıp oy almanın ben yanlış olduğunu söylüyorum. Yoksa bunu hepimizin hayatı. ben ya benim de evimde balık var. Ben de balıklarımla mücadele ediyorum. Onlarla seviyorum. Onlarla oynuyorum. Bu onları e, başan durumu ne derece biliyor musun abi? Bir sokak köpeğini alıp veterinere götürüp 5000 lira verip onun ayağını tedavi ettirecek derecede bir hayvansever. Helal olsun. Bak et. sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ya çok güzel bir şey. Biliyorum, bak, kimse itiraz yok ki. Hayvanseverlik Türkiye'de yavaş yavaş ne noktaya giriyor. Bu çok güzel bir şey bu arada. Haçiko diye bir dernek var. Sevgili Ömürgedik Başkanı benim de çok yakın arkadaşım Yıltay da e, ikinci Başkanı ve e, Avukatı Derneği bir paradoks açıp izemeyenler filmini izlemeyenler mutlak izlesin onu. Evet, mutlaka o filmi. mutlaka izlesinler. Filmi. Açık evet. filmini çok güzel ama tabii o dernekle o şey başka. Eee evet. Hachiko Derneği'ne Aziz'in kuşuyla ilgili ihbar gelmiş. Yıltay aradı beni. Hakan bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Ya dedi bizim derneğe ihbar yağıyor. Ne ihbarı? İşte siz Haçiko Derneği olarak Aziz'in evine eleman yollayabilir misiniz? Niye? İşte kuş kafesinden çıkamıyormuş. Çıkıyor mu çıkmıyor annesi mu? Annesi çıkarmıyor olabilir. Eleman yollarsanız arası da gidip salsın bunu. <laughs> Bak şimdi hayvanseverlik ne boyutta ve ne kadar güzel bir şey. Ben oldu. o gün bunları söylerken annesini zor durumda bıraktı. Hayvanın acaba çıkıyor Aynen. mu çıkmıyor mu derken beni burada yerdiniz. Kemal abi bir alkış alabilir miyiz? İşte bu. ben bu, ama. bu 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 ya seni o zaman şuradan geleyim orada da sen oy mu topluyordun halktan <laughs> hayır ben gerçeği söyledim al işte örneğinde sen verdin sen beni örtüştürdün arkadaşınla işte efendim Aziz'in kuşu görmeyenler için muhabbet kuşu mavi bizde de vardı benimkine vardı. benziyor efendim benimkine benziyor liloşa evet hayvan sevgisi böyle bir şey ya yani bu ya müthin, çok başka bir ona, şey Hakan bu anlatamam. Temin verdiğin örnek herkesin kendini anlatım tarzı evet herkesin tuttuğu takım herkesin sevdiği bir hayvan vardır bunu itiraz ediyorum. Ama böyle bir ortamda genelleme yapıp çıkartman hoş gelmedi. Bak şunu anlayacağım eğer seçilirse Başak, Başak diyeceğim ki ben yanlış düşünmüşüm. Halktan farklı düşünmüşüm. Seçilmezse halk da benle aynı düşüncede olduğunu göreceğim. Aslında seçilirse senin Seçilmezse gibi. senin gibi evet. şey olacak. Ay seçilirse. Seçilir. Pardon seçilirse seçilir. 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 seçilir Ay, ben ben diyeceksin ki a kullanmış evet. diyeceksin hayvan severleri. Hayır tam tersi. Eğer seçilirse benim gibi halka geçmedi diyeceğim. Halkımız yemez. Halkımız bunu kabullenmedi diyeceğim. Yemezdi. Seçilme seçilmezse ben zaten haklı çıkacağım. Ama bence ters. Evet, tam Hayır. Tersi kesinlikle olası. değil. Kemal abicim sen diyorsun ya tribünlere oynadı. Oy toplamak için ha, hayvan Kandıramaz diyorsun. Evet. Halkımız bunu alacak mı almayacak mı? Bunun bir sunumunu yaptı Başak. Halkımız da bunu kabullenecek mi? Kabullenmeyecek mi? Evet. O göreceğiz. Evet. onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi Kerem'e geçelim bir Kerem e, masadaki tüm arkadaşlarımın favorilerinden biri. 24 yaşında eski bir futbolcu. Siz, senin değil mi? Yok. Tüm arkadaşlarımın. Kendini bir ayrı tuttu. Yok yok. Tüm arkadaşlarım sen. Yok hayır. Tam masanın oy ben, birliğiyle. Hayır, şöyle. E, oy birliğiyle. Oy birliği değil. O, e zaman değil değil. o zaman sen de tamam. gitsin Kerem'i de. Konuşacağız, <laughs> konuşacağız. Evet, masadaki <laughs> tüm arkadaşlarımın izin girer dediği Kerem. Bakalım neler konuşmuş, bir izleyelim. <laughs> Kerem, 24 yaşında eski bir futbolcu, aynı zamanda uçak teknisyeni ve e, bir dünya modellik yarışmasında ikinci olmuş. Evet. Fasta Moda Haftası'nda podyuma çıkmış. Yani Allah. E, ben buradayım diyor aslında. Konuşması geçti mi Kemal abi sana geçti i̇lk, mi? Siz, i̇lk önce sen başla. <laughs> i̇lk önce sen başla. Bu konuşmayı ilk Bana önce sen geçti. başla. Bana geçti. Geçti mi? Abi bu tip konuşmalarda samimi olup bir de içine anneanne babaanne katarsan insanlar seni yakalıyor yani. Anlatabildim mi? Ama bak şöyle diyeyim sana nereden geleceğim ben. <laughs> Survivor'da İstanbul ödülü. İstanbul'a geldik. Ben eşimle kavuştum. Çocuk haberini aldım. Evet. Döndük. Konseye gittik. İlk konsey ne biliyor musunuz? Son sekiz SMS konseyi. Bak son 8 SMS <laughs> konseyi. Açın konseyi bakın ben çocuğumla ilgili hiçbir şey konuşmadım. Haksızlık olabilir. Çok doğrusunu yapmışsın. E, Çok doğru doğrusunu sor. yapmışım ama bir yerde... Yani düşünsene orada mesela ben zaten duygusal bir insanım. Bir şeylerden bahsederken yaşadığım için ben orada o anları hatırlatsam insanlara. Bir de gözlerim de olsa, Ya inanın bana belki hani... %30 daha fazla SMS alırdım ama bana haksızlık geldi. Bir açın bakın istiyorsanız. Çok yüzeysel geçtim. İstanbul'a gittim, güzel bir haber aldım dedim. Çünkü konuşmamak da olur. Evet. Hani, yeni taze gelmişsin. Ama onu konuşmak bana şey geldi. Sen tabii ee, orada sömürü olur gibi geldi. Sen orada tecrübeni konuşturmuşum tecrübe Bu bir gerçek. İşte gidemedik finale bak. Demek ki <laughs> tecrübe değilmiş. Hayır, Neyse hayır. insanlık kazandı Evet. Evlisiniz. Evet. evet bu kadar basit. Bu şey. kadar basit. Allah Allah ya. Bu kadar basit. Ben işte burada Başan bu konuda yanlış yaptığını söylüyorum. G girme. Bak sen de öğrenmişsin, mutlu olmuşsun. Sen zaten bunun bilincindesin. Bırak takdiri insanlar yapsın. Seni zaten insanlar bir şekilde oy verecekler. Adım gibi benim dün Türkiye'de o Instagram'a girmeyen, bütün yarışmacıları girmeyen yoktur. Herkes bir şekilde öğrenmiştir. Oradan gelseydi. Kerem'le ilgili söyleyeceğim benim de Kerem şu. Kerem Tavşancı bu arada Instagram'da. Şu an 5100 takipçisi var. Tabii bu program bittiğinde 6000 bin olur herhalde. Kerem Tavsanci. Ee, Bakırköylü olup yüce sporu bilmeyen yoktur. O oranın bir e, nasıl söyleyeyim? Sembolüdür. Efsane takımıdır yüce spor. Herkesin o Bakırköy'de oradan geçmiştir. O kramponlara o yüce spora değmiştir. O tozlu sahadan geçmiştir. O yüzden de e, fizik olarak, görüntü olarak... Bir futbolcu da hani bilmiyorum mevkisi neydi ama bir santrafor e, havası var böyle. Hücum oynayacak bir görüntüsü var e, Kerem'in. Ben Kerem'in de bu yarışmaya girebileceklerden olduğunu düşünüyorum. Kendini iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Baba annesiyle olan e, duygusu çok önemli ya. Biz e, şunu öğretelim. Anne, baba, babaanne, dede, anneanne sevgisini çocuklarımıza verirsek Gelecek nesillerimizi daha iyi, daha bireysel olarak topluma kazandırmış oluruz. Çünkü o babaannenin, o dedenin, o anaannenin öğrettikleri inanın her şeyden, okullardan daha iyi, büyük eğitimdir. Bu da mı duygu sömürüsü? Değil. Bu babaannesinin de olan diyaloğunu anlatmış. Ya, o da Hiç. hayvanla olan şeyini anlatmış. De ya köpeğimle de. Hayvanları seviyorum deme. Köpeğimle olan diyaloğunu anlat. Bütün hayvanları seviyordun. köpeği hayvanı insanları seviyorum de. Seven insanlar Hayır, oy atsın evet, sana evet. değil mi? Niye, niye şey yapıyorsun, global yapıyorsun, komple yapıyorsun? Köpeğin olan diyor onu anlat. Ve bize zaten geçer o ya geçmiştir de. Azizin şu kuşu geçti arkadaşlar. İster beğenin ister beğenin. Ben beynir. bile gidip salmak istiyorum yani. E, buyur işte. Yani buradan gitseydi daha iyi olurdu. Artı hani e, Artık değişmiş. Survivor gerçekten kitleleri o kadar etkilemiş, o kadar insanların içine girmiş ki bir babaannenin torununa söylediği ben seni ne zaman göreceğim Survivor'da. Yani gerçekten e, nirvana gibi bir pozisyon e, eğer bunu başarırsa i̇nşallah. E, inşallah Kerem İnşallah diyorum çünkü bütün yarışmacıların oraya girmesini isterim. Oğlun adı da Kerem senin. <laughs> ya, ha, yakalarım odun. ben <laughs> ya. <Bak>. Kemal abi <gülüyor> yakalarım. <gülüyor> 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 ya ee, Çok selam Kerem'e de. Aslında. Buradan selamlar olsun hem Kerem'e hem Kubilay oğluma. Ee, evet evlat bambaşka Hakan. Yani hepimiz e, sen de biliyorsun. İlan'ın sendeki yerini ben net biliyorum. Ee, torundu. Bak babam şunu söylerdi. Nur içinde yatsın. Torun bambaşka. Bak evlat sevgisi tamam. Torun bambaşka derdi. Hani şimdi o babaannesini düşünüyorum. İnanıyorum eğer oraya adaya girerse e, o saray bir Anlatılmaz bir duygu yükü yaşayacak... ve o babaannesini de ellerinden öpüyorum. Ee, i̇nşallah kalbinden geçenleri hayırlısıyla göreceğiniz bir hayatınız olur inşallah. Ayşe sen de kal Amin abi, e e sen de kalabalık bir ailede büyüdün. Evet. E sen de mesela bu Kerem'in babaannesiyle ilgili olaya ne diyorsun? Valla ben çok ama büyük sevgi sani yani babaanne, anneanne gibi çok büyük sevgisiyle büyümedim ama beş kız olduğumuz için bir de annemiz, babamız işte yeğenlerim falan zaten ben altı aylıkken yeğenim oldu. Olmuş yani haberim yoktu benim o zamanlar tabii. E, o yüzden Sen hani... son kardeş misin? Evet be, en, son. en sonuncu olduğum için işte 6 aylıkken annemle ablam aynı anda e, hamilelermiş. Oo. Anne hatta demiş ki rezil oluruz Almanya'dan gelme sakın aynı anda göbekli falan. Bir rezil olsunlar ne olur şey ne güzel. Analı kızlı yani anladım, aynı anladım. anda o zamanlar öyleymiş. E, biz de şimdi işte kalabalık aile büyüdük ama babaanne anneanne tabii çok şey yapamadım. Anneannemler zaten ada pazarındaydı çok böyle nasıl diyeyim o büyük... ...şeyini alamadım yakınlığını... Hı hı. ...babaannemle, dedemle Allah rahmet eylesin... ...ben doğmadan önce vefat etmişler... ...o yüzden hani çok da görmedim ama... ...kalabalık halde büyümek gerçekten çok güzel... ...aile olabilmek, o ailenin... ...bağlılığını koruyabilmek çok güzel bir şey... ...hepsine de buradan selam olsun... <laughs> ...hepsine de bakıyorum... Ya, bir, bir şey gireceğim pardon... Bir kereman, şey, ...şimdi hemen Ayşe hemen. dedi yani hani... Altı aylıktım diye... Ee, ...bir yeteneksizsiniz de... ...bir kardeşimiz çıkmıştı... ...o geldi şimdi aklıma çok da gülmüştüm... Ee, çocuk doğduktan e, 15-16 yaşında belki de o sırada e, şey oluyor amcası oluyor amcası oluyor çocuk 10 yaşında amca yeni doğmuş Aa. 15 yaşındayken. Amcasının elinden tutup parka götürüyor. <laughs> Düşünebiliyor musunuz diyor. <gülüyor> Amca <laughs> elinden tutuyor yani. Amca onu elinden tutuyor Neredesin <laughs> amcamı parka götür? Aynen <götürüyor> öyle yani. Şimdi Ayşe onu <laughs> söyledi o geldi aklıma. Hayat işte Ona da yani. selamlar olsun burada. Selam olsun diyelim. Evrim, Ebru'ya geçeceğiz. Ebru da sana tamam. söz vereceğim. Bakalım Ebru SMS sırasında neler konuşmuş, neler söylemiş. <laughs> Yıllardır Survivor'a başvuruyor ama pes etmiyor. Beden eğitimi öğretmenliği mezunu, mezunu her sene senelik iznini Survivor seçmelerine göre ayarlıyor. Evrim, Ebru'yu tanıyorsun galiba. Evet, Ebru'yu ben Ankara'dan tanıyorum. Ben de Ankara Gazi Üniversitesi beden eğitimi bölümünden mezunum. Hı hı. Ee, aynı iş yerinde çalışıyorduk. Orada işte karşılaştık. Sonrasında da beraber Tabii Tabii dedik. tabii. Ben farklı üniversitedeydim, o farklı üniversitedeydi. Ortak bir iş yerinde çalışıyorduk. Spor salonuydu. Orada işte arkadaş olduk. Ee, ...aslında farklı bir iş yere biz başvurduk. Orada beni işe almışlardı, onu işe almamışlardı. Hı -hı. Demek ki uygun değildi kriteri ya da benim istediğim kriter, kriterler uygundu. Hı -hı. Ondan sonra sonra farklı bir iş yerinde bir daha karşılaştık. Daha sonra... Kader nasıl kalsın? Survivor'a da seni aldılar dur. onu. Yıllar sonra Survivor'a başvurdum. Hayatımda ilk defa. Deniyorum, heyecan var, nasıl olur? Bir bakıyorum insanlar beşinci kez gelmiş, dördüncü kez gelmiş... Aa diyorum. Sen 3 senedir mi deniyorsun diyorum Survivor'a. Evet diyor. Biri diyor ki ben 5 senedir deniyorum diyor. Oradan yanımdaki işte Ebru diyor ki arkadaşım ben de diyor 3-4 yıldır deniyorum diyor. Ay diyorum helal olsun. Ben de ilk defa denedim dedim. İşte 5. 6. elemeye kadar geldim. Daha sonra Acun Medya dedi ki biz size haber vereceğiz. Herkes evine döndü. Herkes deli gibi telefon bekliyor. Acun Medya'dan haber gelecek. Telefonum çaldı. Efendim dedim. İşte merhaba dedi. Ben bilmem kim acun medyadan size arıyorum. Elemeyi geçtiniz, survivor'a seçildiniz. Şimdi ilk defa gidiyorum ya. Bir mutlu oldum. Hemen Ebru'yu arayıp böyle yaptın mı? Hayır, oh, tam tersi. Bir durun. Kafamdaki su şeye göre Ebru aradı. Deli gibi seviniyorum ama ne? Ben mi seçildim yapıyorum? Gerçekten mi? Ah Sonra arkadan bir gülme sesi geldi. Bir baktım, Ebru Çok ve da. arkadaşlarım. Bak. Benimle dalga geçmiş biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> sonra ben tabii çok bozuldum. Sonra dedim ki Ebru, ben Survivor'a gidersen ve sen yine elenirsen dedim. <laughs> Seni almazlar Survivor'a dedi bana. Şimdi onu mu yorumlayacaksın? Gires. Daha sonra. <laughs> Allah bak. Ben, ben Survivor'a seçildim. Şey Hayatımda ilk defa başvurdum. Survivor'a 2020'ye seçildim. Ebru yine seçilmedi. <laughs> Bu sene de yedeklerden giriyor. İnşallah seçilir. İnşallah o da hayalini gerçekleştirir. İnşallah seçilir de şöyle yani. Böyle, <laughs> böyle var masaya ya. yatırın şöyle. Ya. Tak 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 tak. Güzel çok bir şöyle ne İşte de seni almışlar kızı bırakmışlar Survivor'da böyle. Hayatımda onun tamam Kemal abi biliyor musun? Hani duygularımla oynadı. Çok kötü oldum böyle. Arkadan bizim arkadaşların sesi geliyor. Ankara'daydı. O senin sene miydi? Evet 2020. Vay be. Ya şaka da bence şaka. ağır bir şaka. Ağır yani bir o. şaka. Çünkü herkesin Tabii. acayip Hayaller bir beklentisi ya. oluyor Ve yani. aynısını Ebru'ya da yapmışlar şaka. Onu anlattı konseyde. Onu anlattığı için ben de bunu anlatmak istedim. İyi yapmışsın. Artık girerse efendim <laughs> vay Ebru'nun haline bu masada. <laughs> Yok. Artık... Hakkı neyse o her zaman. Eyvallah. Tebrik ederim diyelim bir e, Ebru ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yama'na geçeyim. Biraz hızlanmamız lazım. evet. Yaman yine yarışmanın renkli olabilecek isimlerinden biri. Daha önce Acun abinin storie'lerinde gördük ve dedi ki Acun abi sen story'de koyduğunu adaya almıyorsun. Yapma böyle dedi. Ama Acun abi story'e koydu. Bu sefer değişiklik oldu. Acun abi yedekten de olsa Yaman'ı adaya götürdü. Tabii akşam göreceğiz ya da e, yarın göreceğiz. Yaman giriyor mu yarışmaya, giremiyor mu? Ama bakalım konseyde Yaman neler söylemiş. Evet. Dair yerinde de konuşturdu burada Yaman. Renkli bir kişilik. Neler evet. söyleyeceksiniz? Ayşe senle başlayalım. <laughs> ha, yaman dedi ki görelim bakalım el mi yaman ben mi yaman. E, güzel de hem espri hem yerinde bir e, sözdü bence. Yazdığı şiirde e, içinden gelerek o hissiyatla yazdı e, yazması beni mutlu etti açıkçası. Hani kendini ifade etmekte zorluk çekiyorum diyen bir insanın... Şu an kendini bu kadar canla başla ifade etme çabası, o dörtlüğü yazması, işte hani ben böyleyim ama bakın mücadele ediyorum. Hani Barış'ta da zaten görüyoruz bu örneği. Gerçekten çok fazla mücadele veriyor. Survivor'ın yarısı performans dedik, Barış o performansı vermekte zorluk çekerek veriyor. Şimdi e, yarısı da konuşma, kendini ifade etme dedik. Yaman da şimdi eğer seçilirse o da kendini o konumda zorluklarla başa çıkarak e, ifade etmeye çalışacak. Eğer seçilmişse şimdiden başarılar diliyorum. Gerçekten hani görmek isteyeceğim bir zorluk, zorluk çekerek başarısını görmek isteyeceğim bir isim. Ama çok ağır bir kekeme e, yani konuşma bozukluğu yok. Mesela bizim Murat abi vardı var mısın yok musun da evet. belki hatırlarsın. Evet. O mesela heyecanlandıkça böyle hani yarım dakikaya yakın. E Evrim'ciğim iyi yaşa. Çok Ama güzel. böyle insanlar kendini bir kötü bir hisseder ya. Yani. O evet, evet, özgüven eksikliği aynen. olur kendini ifade etme ed ederken. hani O aksaklık ya da karşındaki beni anlayacak mı? O sabrı gösterecek mi beni dinlemek için? Yani ben Belki iyi bir dinleyici değil ya da onun halinden anlamaz. Öyle olduğunu bilmez. Başlar konuşmaya. O da konuşmaya başladığı zaman dinlemez belki de. O yüzden onu kırmak istemesi ve özgüvenini tekrardan tazelemek istemesi bence... Doğru bir yer. Bence zaten buraya kadar geldiyse, bu, bu yarışmaya başvurduysa aslında özgüvenini biraz da ispatlamış. E, eğlenceli bir insana benziyor. Bence. E, yazdığı şiir hariç ben konuşmayı çok beğendim ama şiir şey yani, yazmış olmak için yazmış evet. yani. Ya şimdi çok güzel değildi şiir değil mi? Acun ablamın dediği ki Hakan işte. 10 saniyen var bir dörtlük yaz dese yani bundan daha iyi yazarım öyle diyeyim. Ama tabii orada o heyecanla e, kelimeleri aklına getirmek de zor bir şey herhalde zorlandı kelimelerde. Şimdi konuşmakta zorluk çeken insanların en iyi yaptığı şey nedir bilir misiniz? Artık? Şarkı, şarkı söylemek. Yani. Yine yeteneksizsiniz de vardı. Evet. Aynen. Evet. benim dayımda da bundan dolayı bir sıkıntı vardı. Müthiş şarkı söyler. Yani biz Yaman eğer girerse Yaman'dan çok şarkı dinleyeceğimize inanıyorum adada. Çok tuhaf bir şey ya. Yaman İnsan... çok, çok isteyen birisi. Yani gerçekten o 10 kişi de bunu çok istiyor. Bunu bana gösterdiler dün akşam. Diyorum ya kim girmezse üzülürüm. Bu 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 net. Yaman da bunlardan birisi. Yani o videosunu da izlemiştim. Ee, sevgili Cunul Celil olan bölümde. Abi çekme. Çektiğinde ben giremiyorum. hani bu da bir tecrübedir. Yani nasıl olduğunu anlamak da bir tecrübedir. Kardeşim Allah gönlüne göre versin. Ne diyeyim ne söyleyeyim. Yani fazla söyleyecek bir şey yok benim yemin ediyorum tüm samimiyetimle söylüyorum. kalbimden geçen bir karar çıkacak. Oğlunuzu birden aldım içeriye. Acun Ilıcalı'dan hani ilk defa hayatımda hani onun kalbini çok iyi biliyorum. Ee, eğer bugün bu masadaysam Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un Anlatılmaz bende üstünde emekleri vardır. İkisinden de Allah razı olsun. Hep söylerim. Müthiş derecede kalpleri temiz bir insanlar. Hani zor belki 10 on kişinin 10'unun da oraya girmesi zor ama hani insan üzülüyor ya. Yani kime elersin? Kimi dışarıya atarsın? Hani Yaman'ı bıraksan Yiğit'e yazık şey olur. Bir söyleyeyim mi? Acun abi şöyle bir şey yapabilir bak. Bu benim tabii şahsi fikrim. Bir şey bildiğim yok. Belki zaten program çekilmedi. Muhtemelen şimdi son girecek beşinci kişi bence erkek olur çünkü erkekler evet, bu tip yarışmalarda tabii ki fazla oyunu bozmaz ama beşinci kişi erkek olur ve Acun abi eğer az fark varsa oraya bir kadın yarışmacı daha alabilir yani bu kadro altı da olabilir olabilir. Ya bilmiyorum Acun abi hep böyle bir sonda bir dokunuş, dokunuş yapar Dokunuş ya. yapar. Şimdi bir de öyle olurmuş. Acun abi tahmin yapma diye bana hamile şey yapıyor <laughs> ama. Ay yani bu benim ya, old Acun olduk. abinin kalbini tanıdığım için şey yaptığım bir evet. tahmin yani. Olabilir. Bence olabilir. Çünkü hepsi de hak ediyor. Diyelim. Kardeniz'e ee, geçelim mi? Evet. Tamam. Kardeniz yarışmada yine ses getirecek kadar sesli. Ee, fiziksel anlamda da bence Survivor'a hazır olduğunu düşündüğüm bir yedek yarışmacı. Bakalım Kardelen SMS sırasında Hayır. konseyde neler söylemiş. Demin Kardelen dedim ama uzaklara gitmemişim. Yine yarışmamızda önemli bir karakter, önemli bir kişi Kardelen. Şimdi burada Kardeliz'i konuşacağız. Kard Kardeliz muşlu stratejik hamlelerine güvendiğini belirtiyor. Ama sanki böyle çok strateji değil de biraz performansla daha çok var olacak biri gibi. Bir de stratejik hamlelerine güvendiğini söylemek de aslında çok büyük bir stratejik hata bence. Evet. Yani Yapamazsan. Anlatabildim evet. mi? Handikap. Hani, Handikap. Yani e, ben de mesela ben de. biraz kartlarım açık oynardım Survivor'da. Açık oynadığım için karşı taraf hep hamleme hazırlıklıydı ve bunu benim yüzme vurabilirdi. Aslında biraz daha şey yapmak lazımmış bunu. Hani e, daha böyle şey yapmak. Yani Stratejisinde stratejisi de şey yapmak gibi. lazım. Evet. Arkadan arkadan. Şimdi Karadeniz'e baktığımızda bana gerçekten biraz Kardelen'i, birazcık Asena'yı, birazcık Ay Suyu, nefiseyi. E, biraz nefise'yi, 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 Biraz bana böyle hissettirdi. Zeynep hissettirmedi mi? Zeynep hissettirmedi bana. O daha biraz milli. Hayır, Zey hayır, Zeynep şu anda performans açısından sanki o havayı verdiği için diyorum. Şu şey kaos Zeynep de var olarak hani diyorum. o tartışmalar şey, kaos olarak abi. hani. Ama Zeynep parkurcu daha... değil ki bu arada. Efendim? Zeynep parkurcu değil evet, bence. Evet. Ben Zeynep'e bir şey gibi bakmam. Hani All Star bazında bir Nagihan, Sema, Seda gibi bakmam. Hani Zeynep şey klasmanında biraz daha. Hmm, kim diyebilirim örnek olarak geçmişten? Daha böyle hani neşeli ama Survivor için performans olarak da beklenenden çok daha fazlası. Sen şimdi diğer e, mesela Kardeleni, e, Asena'yı filan, e, Nagihan, Sema bazında mı düşünüyorsun? Bu Survivor'a göre evet. Bu Survivorda. Survivor o hayır. E tamam, bu Survivorda işte Zeynep de bu kadın yarışmacıların içindeki en başarılardan birisi. ha Benim için bak, ben şöyle diyeyim sana üç kişiyi burada ayırıyorum kadınlarda Kardelen, Ayşu ve Nefise. Bu üçü Daha bana bu şey. senenin Sema, Nagiyan, işte Damla bu kata okay. Zeynep benim için yarışmada sürpriz bir yumurta. Benim için de. Yani e, hani bilmiyorum bu benim düşüncem tabii Zeynep. Herkesin düşüncesine yani, saygı duyuyorum. Ben de bu, bu yarışmanın en önemli favorilerinden birisidir diyorum Zeynep. Ya genele bakarsan evet ama çünkü Survivor'da çünkü bazen performansla şampiyon olmayabiliyor. Doğru. Zeynep'in karakteri şu an şampiyonla uygun bir karakter. Evet. Hem, performansla bak, hem performans hem karakter ikisi birlikte gidiyor zaten. Aynen ama Zeynep'in temsil ettiği şey e, Survivor'ın e, performans marabası ya da yarış atı değil. Zeynep biraz daha sevimli, beklentin üstünde yarışan. Zeynep daha güzel bir yerde bir tıkanacak bakın her zaman böyle Herkes gitmeyecek bir yerde çünkü Zeynep Cansu bir yere kadar gidebilecek ama daha sonrasında Aysu, Nefise işte Kardelen bunlar birazcık daha farklı görünecek diğer kadın yarışmacılardan Kardeniz de ben böyle hissettim şimdi Kardeniz gelirse birkaç kızın başına bela olur Asena'nın başına bela olur Kardelen'in başına bela olur Nefise'nin başına bela olur şimdi mavi takımda olacağını düşünmüyorum mesela ben Karadeniz'in Kardeniz bence kırmızı takımlık bir kadın yarışmacı hmm. çarpışacaklar hani birazcık öyle hissediyorum çünkü Kardeniz olur da maviye girerse Asena Kardelen onlarla birlikte Özgür işte Çabisi Tungası Alper'i birazcık bastıracak kardenize. Karadeniz'in birazcık daha özgür olması için kırmızı takıma gitmesi lazım. İşte girerse o... tabii. Ayşe. Tabii ki girerse. Eğer o zaman olursa işte bütün kızlar bayağı bir çeker. Ayşe? Ben zaten başta söyledim yani hani kendini güzel ifade ettiği için Evrim dediklerine de katılıyorum ya. Yani. Bence ee, kızların karşısına hani Elanur bela diyordu ki yeni bir bela gelebilir. Diye düşünüyorum. Yeni bir bela. Evet. Yeni bir bela. Hep beraber göreceğiz. Şöyle bir, kısaca biz seyircilerimize de Nazır abi sana söz vereyim. Reklamlardan sonra da Polat abi ya da Tarat Polat abi. Efendim herkese merhabalar. Valla e, bence de güzel tespitler de yaptınız. E, evet Batuhan girebilir. E, bizim bu e, neydi evrim adı? Yaman. E, Yaman girebilir. Valla biraz e, ben şimdi Yaman'ı e, Yaman'ı tanıdığım için tanıdım şöyle ailesinden dolayı tanıyorum. Biraz akşam o yattırdım inşallah girer yani desteğimiz olmuştu. Akşam kimi o yattın? Ben Yaman'a attım oyu. Yaman'a attın kaç He. tane attın? Hakan Bey bir tane attım yeter. <laughs> o bende kalsın. Bir oyla girerse senin sayende. <laughs> Havalimanında karşılarsın. Ha gittin ama benim sayemde diye. Yok Hakan Bey o gidip biz desteklediğimiz gidip gelenler artık seni daha tanımıyor. Vallahi. İşi bitiyor. Aynen öyle. Şunu söyleyeceğim. Gerçekten. Vay, lafımı da gerçekten Hakan ya. Bey Batuhan iyi bir e, e, survivor görüyorum onda. Adı da Batuhan bak. Evet. Eski Batuhan e, da iyi bir yarışmacıydı. Ümit Bu da olabilir. demiştiniz Hakan Bey? Yok. E, Buyur abi. Bir yarışmacı daha vardı. Kerem. Kerem. Kerem yok. Bir de bir tane daha vardı. Onun ismini unuttum ya. Sen az önce dedi ya şu e, saklıyordun ya Hakan Bey sen. <laughs> açıklayacağım dedin ya. Ben evet. de onu açıklayacağım biraz sonra. <laughs> Peki ben de açıklamıyorum o zaman. O da güzel. Ya biliyor de... musun ki benim ne söyleyeceğimi? Tamam. Açıkta sen ben abi. Ben fikrini biliyorum. O i̇çini bildiğim için ben de aynen o çocuğu destekliyorum. İyi bir çocuğa benziyor. İyi bir yarışmacı olabilir. Kim abi? Tamam söyle ben ya, de söyleyeceğim. E, Kim? Ümit mi? Bin... Yiğit, Yiğit. Pardon. Yiğit. yiğit. Ama bilmiyorum <laughs> tabii o mu Hakan Bey değil oh. mi? Evet. Bilmiyorum. Vallahi Yiğit'i için... biliyor musun? Ya? Bravo. Bravo. Bir de Fatih Bey için bir şey söyleyeyim. Bu kral lafını Fatih Bey'e bütün öğrencileri arkadaş çevresi. Onu ben de söyleyeyim. Evet. Arkadaş çevresi bunu hep kral diye hitap ediyormuşlar. Ha. Buradan Fatih Bey'in öğrencilerin hepsinin Bak. size selamı var. Biz bunu böyle kabul Aleykümselam. ediyoruz. Aleyküm selam. Eğer öğrencileri kral diyorsa bundan sonra Fatih bizim için Fatih abimiz kraldır. Eyvallah. Eyvallah adam. Hangi okuldu Fatih Hoca'nın? Benim zamanımda bildiğim Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi'ydi. Şimdi hangi okul? Bilmiyorum Ha şu an e ben tanıyorsun, ama çok yani. güzel pankart hazırlamışlar. Hakan Bey, ben paylaşmak Hazır, sonra söyleyelim. Tamam, zaman, çok tamam? teşekkür efendim. ederim. Reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından Survivor Panorama devam edecek. Bakalım listemizde kimler var? Hepsini açıklayacağız. Hasan'a da bağlanacağız. Biraz. Evet efendim. Reklamların ardından devam ediyoruz. Kemal abi, bir şey evet, bir şey söylemek istiyorum. E, temin e, Kerem'i izlerken eee babaannesiyle ilgili bir Konuşma yapmıştım ellerinden öperim dedim ama ben o bölümü bilmiyordum. Ben de seni ee, bağladım çünkü. Be, he, dedesi vefat etti, evet. Babaannesinin yaşadığını zannettim, ee, vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, sabırlar diliyorum, mekanlı cennet eylesin babanesin, onu bir düzeltelim dedim. Ee, amin. O bölümü kaçırmışız demek. Teşekkür ederiz Kemal abi. Ben teşekkür çok ederim. Şey Sizin hassasiyet içinde diyelim ve Yiğit'e geçelim. Evet yiğit. Survivor'ın e, bence. Renkli yüzü olabilecek bir yarışmacı benim kanımca. Demin de e, sevgili Nazır abiyle konuştuğumuzda gizli favorimdi. Bakalım Yiğit neler söylemiş üstüne konuşacağız. Evet Aslen Rizeli ama Amerika'da büyümüş futbol oynamış sonra futbolu kendi isteğiyle ben futbolcu olamam diye bırakmış. Aile işinde çalışıyor DJ'lik yapıyor. Ee, böyle bir arkadaşımız Ayşe Yiğit. Bence hani Acun Bey kendinize anlatın dedikten sonraki o kısmı çok güzel noktaladı diye düşünüyorum. Hani çocuk bütün içtenliğiyle başından geçen her şeyi anlattı. Ve e, samimiyetine de inandım açıkçası. Böyle aslında e, ne denir tipoloji olarak biraz böyle şey e, rahat bir tip gibi gözüküyor. Biraz daha böyle hani relax gibi gözüküyor ama bence öyle değil. Çünkü yaşam tarzı, yaşadıkları, işte şu anki çalıştığı iş, annesinin fedakarlığının farkında olan bir erkek çocuğu özellikle bence iyi bir izlenim ve iyi bir anlatım diyorum. Çünkü hani mermer işi yapmış, Amerika'da yaşarken böyle bir şeye geçiş yapabilmek Lüksünden ödün verebilmek gibi bir şey. O demek ki hani bunu yapabiliyor, zorluklarla başa çıkabiliyor, annesine destek olabiliyor, kendi hayatını geçindirebiliyor. Ben tebrik ediyorum. Ee, belki de seçilmiş mi seçilmemiş bilmiyorum ama inşallah seçilmiştir. Bence Survivor'a güzel bir renk katacağını düşünüyorum ben. Evrim? Yiğit, tabii ki o da bir annenin evladı. O da Survivor'a girmek istiyor. Hayallerine saygı duyuyorum. O ne demek abi? O da bir alan Hani Kötü onun da şey istekleri var. Yani. Hayır, ben, ben bir, bir şey söyleyeceğim onun için. Mesela ama, ama, ben hiç Survivor olarak hissedemedim. Sonuçta bu gelecekti zaten. Bu kadar konuşmalar arkasında bu gelecekti. Onun zaten. için ben böyle öyle altyapı <laughs> yaptım. Altyapı <laughs> yaptım. Mesela Yiğit'i ben Survivor olarak hani diyoruz ya Batuhan'dır işte Kerem'dir 10 kilometre öteden bağırıyor ben yarışmacıyım beni alın bana o yatın diyor böyle. Ama mesela Yiğit de bana o yatın demiyor ben onu hissedemedim. Muhakkak çok başarılı olacaktır eğer oylamada belki benim gibi düşünmeyen milyonlarca insan oy attı belki ben azınlığın içerisindeyim ama bu benim fikrim mesela Yiğit beni hiç heyecanlandırmadı. Ama inşallah benim düşüncelerim ters çıkar. O da hayallerine kavuşur. Belki de son dörde kalıp şampiyon olacaktı bir çocuk. Ya benim de kendi gözüm e, Yiğit'in bir potansiyel taşıdığını ama dün akşam kendini çok iyi ifade etmediğini söylüyor. Çok eksik sakin kaldı. geldi bana. Evet dün akşam eksik kaldı ama bir potansiyel var. Girerse bence çok başarılı olabilir. Böyle hmm, bir hilmeciğim havası tattım onda. Neden olmasın? Bakalım, Olabilir. hep beraber göreceğiz. Yiğit'i de göreceğiz. Şimdi Merve'ye geçelim. Merve de 26 yaşında beden eğitimi öğretmenliği okumuş ve 11 yaşından beri annesinden ayrı yaşayan milli bir cimnastikçi. Merve'yi de tanıyalım, neler söylemiş, dinleyelim. Ondan sonra buradayız. Benim için dün akşamki Kadınlar SMS'inin birincisi bence %80 %90 ihtimalle Merve. Şimdi anlattığı hikaye sonuçta gerçek olduktan sonra burada herhangi bir duygu sömürüsü bir şey olduğunu düşünmüyorum ve birçok insanımızın da yaşadığı işte annesinin ya da babasının onu bırakması eminim ki şimdi Kemal abi bununla ilgili bir şeyler söyleyecektir o yüzden çok fazla da konuyu açmak istemiyorum Merve'nin bir şekilde seyircili bir karşılığın olabileceğini düşünüyorum o yüzden Merve'ye de kendi adıma şimdiden Survivor'da başarılar diliyorum bence Merve girecek bu benim kendi görüşüm Tamam abi, sen neler söylüyorsun? Ben de sana katılıyorum Hakan. Ee, benim en hassas olduğum konulardan birisi çocuk aile. Ben şimdi soruyorum Merve'nin annesine. 11 yaşındaki bir çocuk, bir kız evladı, anne sevgisine, anne duygusuna o kadar ihtiyacı olduğu bir ortamda, bu kız ne yapmıştır ki evden kovulacak kadar bu kızı dışlamışın? 11 yaşında. Bak her tarafı bu kızın hani çok gelişmiş ne bileyim çok e, farklı dünyaları olsun 11 yaşında ya bu çocuk bu. 11 yaşında bir anne bir evladını bir kız çocuğunu hadi erkek olsa o da olmaz da erkek hadi kendiliğinden bir şeyler yapar babasının yanına gider ve hatta başka şeylere gider bir şeyler yapar ne yapmış olabilir ki de sen evden kovuyorsun bu kızı. ben e, gerçekten çok üzüldüm dün. Şu 10 kişinin içinde bana en çok dokunan, en çok beni yıpratan bölüm Merve'nin bölümüydü. Sana kesinlikle katılıyorum. Halkımızın da Merve'ye o yapacağını attığını düşünüyorum. Gireceklerden birisi Merve'dir. Hani çok üzüldüm. Tam bir hayat mücadelesi var ya. İşte onun karşılığı Merve. Bize dünkü görüntüsüyle bu Survivor'a çok başarılı olur bu Merve. Çünkü çok zor şartlardan geçmiş, annesizlik görmüş. Milyonlarca insanımız anne baba olmak için mücadele ederken çocuk sahibi olamayanlar ne doktorları kalıyor ne e, şey, ilaçları kalıyor bu kadar anne baba olmak için mücadele ederken sen 11 yaşındaki bir evladını nasıl dışlarsın nasıl evden göndersin? Nasıl olur yani e, maalesef insanoğlu her şeyi yapabiliyor bazen kendi egosu için bazen kendi çıkarı için. Ben mesela Müge Anlı'yı çok severim, seyrederim de. Orada zaten e, Türkiye'deki ya da ülkemizdeki ya da bence bu dünyanın her yerinde olan bir şey. E, yanlışlıkları, çarpıklıkları görüyoruz. Gördüğümüz için de aslında bundan doğru örnekler alınırsa, hani e, bu tarz programların varlığı da bir yerde çok değerli. Yani evet. hem ayna tutuyor, hem de bakın ne olmuş ve sonucu ne diye gösteriyor. O yüzden mesela ben seyrederim Müge Anlı'yı da, çok da severim. ben selam olsun. Ee, Orada bir babaya e, girmek istiyorum. Hakan babasıyla ilgili ona da yürekten alkışlıyorum. Kalpten alkışlıyorum. Böyle bir evlatta o çocuklara sahip çıkıp hem annesi hem babası olmuş ve bugünlere getirmiş. Ben inanıyorum o da içeri girdiğinde çok büyük gurur aynen. duyacaktır. Ama yine de şunu söylemek istiyorum. Hikayeyi de dinlemek lazım. Ne olduğunu tam olarak, neler yaşanmış onu da çok iyi bilmek lazım. Hakan 11 ee, yaşındaki o... çocuğun büyük suçu yoktur. Şimdi Bunun anneyi altına de dinlemek izlerim. lazım. Ben şeyi anlamadım ama. Anne, mesela annem beni sokağa attı diyor ya. Ben asla yalancı demiyorum Merve'ye. Doğrudur, olabilir. Hayat zor. Kazanmış hayatını da. Helal olsun. Benden daha güçlü bir kadın aslında. Çünkü ben anne ve baba ile birlikte büyümüş bir evladım. Hayatı benden daha zor bir şekilde öğrenmiş. Anne niye böyle yaptı? Acaba anne zorunda mı kaldı? Ben aslında burada şu an anne net olarak de, yani bak, Anneyi de merak ediyorum. Bir evlat ediyorum annesi ben. için beni sokağa bıraktı diyorsa zaten onun arkasında annenin iyi bir tarafı yoktur. Yok. <laughs> <laughs> yani bazen geçici çok ailenin yanında kalıp böyle şey. Ya hani babası çok şeyin gizlendiği aile öyküleri babam var. Babam hani elimden falan diyor ya şimdi galiba hani annesi kovduysa anneyle baba ayrı. Hı hı. Ama o zaman niye geçici ailenin yanında kalıyor onu anlayalım. Bakalım yani e, özel hikayeler hepsini e, onlara da biraz da bırakmak lazım. Çok yüzeysel konuştuk ama Kemal abiye de sonuna kadar katılıyorum. E, Merve de Değil zorluklardan ya. geçmiş. E, Survivor'da da bu zorlukları geçen ay bir laf vardır ya öldürmeyen güçlük şey, zorluk güçlü kılar diye. Evet. Gerçekten e, Merve de buradaki zorlu ortam ona vız gelir. O vız gelir. Aynen öyle. Gözüküyor. Diyelim ve Yusuf'a geçelim. Yusuf da çok renkli bir yarışmacı. Dün e, konuşmasıyla o da dikkat çekti. Bakalım Yusuf dün konseyde neler söylemiş. <laughs> Yüzme aktörü, 31 yaşında ve e, nişan e, sözlü bu yazda evlenmeyi planlıyor. Rümeysa diye e, sözüsü varmış. Allah şimdiden e, güzellikler nasip etsin. Amin. Onunla erdirsin. erdirsin. E, ben bir çok sevgi dolu bir insan olduğu çok belli. Ee, şanslı bir eşi var. Ee, herhalde eşi de şanslıdır. Yusuf da çok cici bir çocuk insan. Ee, neler diyorsun? Cümlesinde bir şey benim dikkatimi çekti. konseyde en son konuşmasını kapatırken diyor ki e benim öyle wow bir hikayem yok. Hani bu SMS açık olduğu için demek ki diyor ki hani diğerlerin hikayesi biraz etkileyiciydi. Benim öyle bir wow hikayem yok diye kendi o hem onlara hem kendi hayat hikayesinin olmayışına böyle bir Kırmızı kalem çekti gibime geldi. Yani oradaki söylemi diğerlerinin hikayesi gibi vav wow demesi, demesi bence biraz böyle bir abes gibi geldi. Hani o SMS'te etkili olmuş mudur olmamış mıdır bilmiyorum ama enerji olarak da güzel e, gözüken bir enerjisi var. Hani böyle parkura bir çıksa o heyecanla o enerji biraz iyi gelebilecek gibi adaya bir renk katabilecek gibi biri ama bilmiyorum. Hani benim ilk beşimde değil altıncı sıramdadır yani. Ya Muhtemelen Yusuf orada işte e, babaannemin hayaliydi diyen ya da annem yoktu diyen e, ya da işte şunun için gidiyorum bunun için geliyorum diyen herkesi düşündü düşündü sıra ona geldi de dedi ki hani benim kafamda bir etkileyici hikaye yok bir şey söylemem lazım. Bunu net olarak dile getirerek biraz aslında laf da vurdu. Biz dokundurmamız gerekiyor. Ama e, bilmiyorum tabii dediği doğru aslında da e, insanlar kendini anlattı ama sonuçta diyor ki. Babaannem çok isterdi diyor. Onu söyledi. Hayvan severim diyor. Onu söyledi. Ee, ne derler? Annemden annem beni kapının önüne koydu dedi. Onu söyledi. Buna kimse bir şey diyemez. Yusuf yani yapacak bir şey yok. Yusuf Hikayeni o. kendin yazacaksın. Bak Yusuf. sen de Rümeysa'dan bahsettin. Ay, Yazın evleneceğim dedin. 90 dedin. Aynen. De. <laughs> 18.90 dedin. Sen de bayağı bir e, şey Çatalca'da Çatalca dedin. Bu arada SMS e, Yusuf istedi de şu an SMS kapalı. Onu hatırlatalım. Herhangi bir SMS gönderilmiyor. Dün akşam SMS'ler kapandı. Ee, Yusuf ne diyorsun evrim sana da sorayım? Yusuf kime benziyor mavi takımda? Mavi takımdan değil de ben şarkıcı e, Gökhan neydi? Özen. Gökhan, Gökhan Özen'e benziyor. Şey tip olarak değil. Bu hareketleri konuşması aynı bir Fatih. Fatih? Evet. Ben de Gökhan Özen'e benzettim de. Çok hız, hayır tipinden bahsetmiyorum. Çok hızlı Konuşma konuşuyor evet mi? işte şey. çok girişken hani Survivor'a girmek için her şeyi yapıyor kalmak için işte SMS almak için biraz bu tez canlılığını Fatih'te gördüm hani biraz onları benzettim ee, Yusuf'un bence hatası bu kadar uzun ve e, ortada bir hikaye yokken bu kadar uzun konuşması beni rahatsız etti ve bir de laf vurması. Benim vavluk wow bir hikayem yok. Şimdi onların mükemmel bir hikayesi olduğu için mi oyalacağını zannediyorsun? Sen kendini neden oyalamayasın? Kendini güzel ifade et. Ama yani çocuk da diyor ki hani benim de hikayem bu. Anlatacağım fazla bir şey yok. Ben de tam tersi isteyerek eşimle olan nişanlılığımı anlatmaya çalıştım. Yani çocuk bence anlatması gerekeni anlattı. Bir hikayesi, bir hikayesi, var bir hikayesi ama yani. Bir hikayesi için hani onlar gibi bir hikayem yok derken onları bence vurmadı. Ben böyle bir hayat yaşamadım tam tersi. Ben de eşim nişanlımı bıraktım da geliyorum ve hayal kırıklığıma uğradım. Sonra tekrardan telefonun çalması gelmem. Hani o da kendi durumunu izah etti. Bilmiyorum yani Yusuf, Yusuf o kadar şey gelmedi bana ya. Ama Hiç şey gelmedi hani, Yusuf bana anne... samimi gelmedi mesela. Çok fazla o istedi. Sürekli o istedi. Türk halkından bana oy atmalarını istiyorum. Sanki işte Survivor'a girmiş, çeyrek finale kalmış, artık son 8 belirlenecek. Hani orada hepimiz bir konuşma yaparız ya. Lütfen sevenlerimden destek rica ediyorum. Çünkü başka şansımız yok. Survivor'ın artık son kapısı. Bunu birazcık erken yaptı gibime geldi. Ben eşine, müstakbel müstakber eşine değer veren insanları, bunu anlatan insanları, bunu gündeminin başına koyan insanları severim. E, boynundaki yüzüğe kadar ee, bas bas bağırıyor. Diyor ki ben, ben nişanlıyım diyor. Evet, o, diyor. Iyi bir şey Hayır, zaten o kadını ya. seviyorum diyor. Ve çok da mutlu evet, olacak. O şey. noktada beni çok yakaladı mesela. Ben yani yüzük Sen, sen sevmiyor musun şimdi Yo, gizemi? Yok ben yüzük takmıyorum tamam. ama... E, hani o heyecanı hissetti Bak da. tamamlayıcı diyeyim o yüzüğü oraya koyması. Bence yani ben baktım Rümeysa yazıp 18.90'a gönderebiliyorum mesela. Hani <laughs> Yusuf'a baktım mı şöyle. ilk hafta Rümeysa ve Yusuf adaya veda etti. <laughs> Bakalım. Ya Survivor'a girmek bir de çıkmak çok zor çocuk da şimdi hani girmesi için senin dediğin son sekiz konuşması gibi bir şey yapması lazım ama benim sadece o wow kelimesi biraz hani abes kaçtı herkesin wow hikayesi yok çünkü. Beni orada herkesin... kaybetti mesela. Evet biraz beni de bir şey yap Evet falan. Özlem'e gidelim. Özlem e, 10. sırada ve herhalde bugün konuşacağımız son yarışmacı sonrasında da listelerimizi açıklayacağız. Bize göre kim girer Survivor'a kendi yorumumuzu katacağız. Bir Özlem'i dinleyelim ardından buradayız. Evet. Gördüğünüz gibi Özlem de iddiasını anlattı. O da bir avukat. Bu sene maşallah Vallahi. Dominik Barosu gibi her yer avukat. Yani adada bir sıkıntı yaşasa Acun abiler başvuracağı 3-4 tane avukat olacak eğer Özlem de girerse. Kemal abi. ya e, Şimdi bütün yarışmacı arkadaşlarıma bir kere gönülden başarılar diliyorum. Haklarında hayırlısı neyse bak bu çok önemli. Amin. Hani girmek hayırlı demek değildir. Doğru diyorsun. Girmemek de bazen hayırlıdır. O yüzden da hayırlısı neyse o olsun. Ee, beni alıp bundan 14, 15 sene önce, 10, 17 sene önce götürler her biri. Biz de bu geçerken hmm. e, o heyecanı, o e, mutluluğu yaşamıştık. Hani seçilir mi, seçilmez mi? Bana iki ay sonra gelmişti e, var mısın yok musundan teklif. Yedek ki, ben de yedek yarışmacı olarak girmiştim hiç unutmuyorum. Hatta e, ee, sevgili hocam bana sorduğunda işte büyük ödülü alırsan ne olacaksın? Ne yapacaksın? Parayı dedi. Şunu demiştim. Galatasaray kongre üyesi olmak istiyorum. Ya. <laughs> Oldu mu kongre üyesi? Yok. Büyük para mı Yok. aldın? Yok. Ben, e, ne kadar yani, aldın? Abi? Ben 125 bin lira aldım. Do o, o, zamanın parası bir şey söyleyeceğim. değil ama. Ben size şöyle diyeyim. E, 100, 120 bin dolar kazanmışsın. Hayır 100 bin dolar. 100 bin dolar. Şu anki parayla 2 milyon lira. Niye olmadın kongre Ay, şö Şöyle, bir şey var. Şöyle bir şey var. O zamanki durumla şimdiki durum farklı. Evet. Bir, iki, e, bizde en yüksek parayı biliyorsun ülke almıştı. 500. 500 bin lirayı ülke kazan bir iki Yemeğe Şöyle bir şey var Hakan. E, Galatasaray e, camiası farklı bir camia. <laughs> e, orada demek ki biz hala Galatasaraylığımızı ispat edememişiz ki. Üye olamadım. O yüzden de fazla şey yapmıyorum. Ee, söylemiyorum. Ama herkesin hayaline de saygı duyuyorum. Allah kalbinden geçenleri hayırlısıyla Hepsine nasip etsin diyelim. Özlem'e de programda başarılar diliyorum. Evet. Özlem de asker kızı Kırşehirli ve bir avukat. Şimdi şöyle yapalım. Birazdan Hasan'a da bağlanacağız. Hasan'ın da listesini alacağım. Beşli adaylarınızı alayım. Ayşe senle başlayalım. Evet. Şey, gidelim mi? Okey miyiz hepsinde diye. Yani bir isimi herkes... Herkes beşer kişi söylesin. Ondan tamam, sonra peki. üzerinden zaten çıkacak. Tamam. Evet Ayşe. İki erkek arasında çok kalmakla birlikte ilk evet. beşlimi sayacağım. Batuhan. Evet. Kardeniz. Evet. Yaman. Evet. Merve. Merve. Son iki erkek ya Yiğit ya Kerem'i seçeceğim ama arada çok kaldım. Yani bu iki erkek arasında Allah yani seyircimize de sabır Kimi söylersin? Çok arada kalmış han. Kemal abi senden alayım ben abi. Ayşe abi. ben erkekler Kerem ve Batuhan. Kerem ve Batuhan. Batuhan. Evet. üçüncü erkekte ben de tıkanıyorum. Ben de orada Yiğitle Yaman. Yaman arasında. Orada girelim. iki kadın iki erkek girecek. Ee, Aynı. Beşinci kişinin erkek kişi olacağını. Ben de öyle düşünüyorum tamam. zaten. Kadınlarda ise Karadeniz'de bana çok fazla geçen Merve. 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 Evet. Evrim. Başında da söylemiştim. Kerem, Batuhan, Kardeniz, Merve, Beşinci kişi de benim için Yaman. Beşinci kişi Yaman. Evet. Çok güzel. Yiğit yok değil mi sende? Aa, yiğit yok bende. Ben de e, Batuhan, Merve, Yiğit, Kerem garanti, kadınlarda da Kardeniz ve Başak arasındayım. Kardeniz ve evet. Başak. Kardeniz. Yani Başak e, Başak'ta da ben bir Survivor enerjisi görüyorum ama bu arada yani ee, şimdi kimseye hakkını yemeyelim. Ee, sonuçta zaten SMS de bittiği için bir şey demiyoruz ama ee, yani mesela Yusuf da takıldı aklıma, Ebru da takıldı. Senin neydi şeyi? Ebru. Ebru değil mi? Evet. İşte o hani o da olabilir mesela. Farkında mısınız? Dördümüzün de listesinde yok. Evet. Ya hayır. Yani var ya. Var, listede var. var. Yaman da olabilir. Listede değil var da ama eleme yapmak mecburiyetinde evet. kalıyorsun. Ba evet. Bazıları liste dışı kalıyor. Ba bana kalsa 10 kişinin 10'unun da orada olması lazım. Özlem de öyle. Özlem de Başak öyle. öyle. Başak da öyle dediğin doğru. Acaba yer mi değiştirsin birkaç kişiyi alıp <laughs> onun yerine? Vallahi, vallahi bırakamadım ya. Hasan ne yapalım bir yardım et bize. Evet Hasan orada mısın? Hasan merhaba. Buradayım selamlar. Neredesin? Buradayım. Orası neresi? <laughs> Biz Geliyor şimdi. Daha. fokus. fokus. <laughs> Alo. Heh. Geldi. Hoş hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Afiyette misin? Şahaneyim. Her şey yolunda. Ee, hiçbir problem yok. Her şey çok iyi. Programınızı da izledim. Dünkü yeni yarışmacıların bölümünü de izledim. Ya yıllardır Acun Ilıcalı'yı hep son dakika patlattığı o elini böyle yaparak verdiği bombalarla biliriz. Ya vallahi billahi Sayın Acun Ilıcalı bu 5 çok az ya. Bu 5'in hiç oluru yok. Abi bence de. Yani 5'e hiç inmedi bu iş. Yani indiriyorum, elemeye çalışıyorum. Onu çekeyim diyorum, bunu çıkarayım diyorum. Bunun 5'e ineceği yok. Bu akşam şöyle bir bütün salona benden pizza, baklava dediğiniz o şahane günlerdeki gibi şu adamların hepsine hepiniz girdiniz. Hadi hayırlı uğurlu olsun deyin de oradaki bir coşkuyu, hareketi görelim ya. Bence Acun abi 3 erkek 3 kıza çıkarır. Ben Acun abi tanıyorsam şeyle... ama o dört kişiye yazık olacak yine. İşte yani hiç gerek yok. İki dokunulmazlık fazla oynanır. O da girsin. 7 ay adada kalınır. Vallahi. Bir Vallahi olur. Çok güzel. formül de buldum. Vallahi. İki dokunulmazlık Hayır. fazla. <laughs> İki dokunulmazlık fazla oynanır. Kimsenin de gönlü kırılmamış olur. Vallahi billahi herkes girsin. Senin ilk beşini alayım. Sonra genel yorum işte alacağım. O kadar zor yaptım ki karalama defteri gibi oldu. Birinin üstünü çiziyorum. Yani çok zor yani ama son. Et, etkilendin mi konuşmalarımızdan? Ya, Karaladığına göre. Çok etkilendim konuşmalarda. Kemal Teşekkür Bey beni her gün çok etkileniyor. <laughs> Kemal Bey'in özellikle Galatasaray kongre üyesi olamaması. Buradan sesleniyorum. Bu Survivor Panorama'yı izleyen bu adam var mısın yok musun da küçük kutu açsın diye kalbi ağzında takip eden iki tane Galatasaray liseli insan yok mu şu adama kefil olsun da bu adam kongresi olsun. İki yok tane Kemal, Kemal abi kefil olacak. 100 kişi vardır da Kemal abi ee, biraz evet. gönül koyuyor. Aynen değil? öyle Ağlasın koydum. Kadarıyla. 2011'de koydum. 2011'de koyduğu gönül hala devam ediyor. Aynen öyle. Evet. İşte, tamam. Hasan tamam. evet e, istiyorsan önce genel konuşalım. Dün tamam. akşamki SMS'ler, SMS, SMS konuşmalarıyla ilgili senin düşüncelerinle ada hayatlarında fazla gelen, doğru yapan Hindistan cevizi bulamama anlarında yaşananlar neler söyleyeceksin? Ya şimdi şöyle bir durum var. Ben bu işe bayıldım bir kere çünkü bana şeyi hatırlattı. Bu Amerikanlarda işte demokratlar, cumhuriyetçiler falan aday belirlerken dördü beşi yan yana diziliyorlar. Bir yan yana işte bir televizyon programında konuşma yapıyorlar. Açık oturuyor. O sırada, o sırada etkileyebilmen çok önemli. <laughs> i̇şte bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Orada Acun Ilıcalı, hadi bakalım konuş Hakan bir dakikan var bir buçuk dakikan var deyince Hakan Atipoğlu'nun o anda hem heyecanını yenmesi hem de en iyi şekilde hitap etmesi lazım. Şimdi o hayvan severimler falan filan işte hep böyle ya bir buçuk dakika nereden yakalayabileceksek yakalayalım işleri. Yani kötü niyetli bir iş değil ama nereden yakalayabileceksek yani beni tanıyın ben böyle bir insanım. Ve bana destek olun. Yani mesela e, şeye şaşırdım ben olsam düşünürdüm. Yani hiçbir erkek yarışmacı ben koyu bilmem ne taraftarıyım demedi. Belki diğer takım taraftarlarının karşılanamamak için ama mesela denebilirdi yani. Ben mesela koyu fenerbahçiyim, koyu beşiktaşlıyım. İşte oylarınızı bekliyorum falan filan. Artık çünkü son bir buçuk dakikan orada her türlü numarayı sergilemen lazım. O halleri çok hoşuma gitti yarışmacıların. Ya hepsinin gözünde heyecan var. Adam var 5 senedir 6 senedir deniyoruz diyor. Yani hayatta bir şeyi 6 senedir deneyen insan artık o şeye kavuşmalı ya. Hayırlısıysa tabii de yani. Şimdi o adama nasıl yarın diyeceksin ki SMS'ten sen çıkmadın? Ya şöyle diyeyim. Bence dediğim gibi şu an bir sonraki Survivor'ların en azından en üst görüşmelerine girecek 3-4 kişisi de ya da 5 kişisi. Ee, hazır gibi görüyorum ben. Çünkü dün o resim bana çok güzel geldi. 10 kişilik ekip. Survivor'a sen dedin ya üçüncü bir takım olsa e, hiçbir şekilde sırıtmaz. Yani i̇ki e, tane, çok iyi. İki tane yarışmacı ile ilgili not aldım. Buyur. Bir Ebru Hanım. Bu Evrim kadının, bakıyor o mıntıkaya. Bu kadının, <laughs> kadının bu kadının Evrim Hanım'dan çektiğini işe başvuruyorsun, işe Evrim Hanım alıyor. Survivor'a başlıyorsun çifter çifter gidiyor. Yani Evrim Hanım artık yani Düşün yakasında artık kabusuna gireceksiniz rüyasına gireceksiniz. Bu kadının artık lütfen başvurduğu bir şey daha fazla başvurmayın. Ama Hasan o beni çok üzdü biliyor musun? Benimle dalga geçmişti. Evrim Hanım bundan sonra lütfen Ebru Hanım milli piyango oynuyorsa bile oynamayın. Tamam. Yani, belki ona çıkar. yani bu kadının artık bahtını kapatmayın. Tamam. Bir şeyleri de bu kadın kazansın. Bir de son bir ile ilgili not aldım Yusuf Bey. Ya Evrim Hanım dedi ki bana dedi çok samimi gelmedi yani konuşmaları. Sebebi söyleyeyim. Yusuf Bey'e de buradan bir eleştiri getireyim. Önümüzdeki seneki yarışmacılara da bir tüy olsun. Ya Yusuf Bey dişleri o kadar iyi yaptırmasan olmaz mıydı? Ya dişler kar beyazı ve inanılmaz ya, ya Hollywood starı gibi. Ya o, <laughs> Halkın gönlüne o dişlerle giremezsin. Herkesin Herkesin dişler sarı, herkesin dişler takma. Biz yani bak benim dişler de öyle. Biri yukarı, büyük, biri küçük. Yusuf Bey'di geldi inci kolye takım gibi. Ha şimdi <laughs> halkın kalbine giremezsin o dişlerle. He, yarışma bitsin. Yaptır. O dişlerin ben adı da kayıp. Hollywood <laughs> Smile. Doğru söylüyor. Evet. Hollywood starı Hollywood <laughs> Smile yaptırmış. Evet. Ya Hollywood Smile'la ben 6 senedir deniyorum olmuyor. Ya halkın kalbine giremezsin onunla. Sebep ne mesela ama birçok ünlü var dişlerini yaptırmış şey hani çok e, aslında var. çok yakın bir noktadayız e, katılıyorum biz burada reklamalarında da konuştuğumuz şey e, senin dediğine yakın bir şey e, çünkü hani e, doğal durmuyor ya doğal durmadığı için sen doğallığı da anlatsan sen yapaysın kardeşim hani gibi geliyor <laughs> insanlara dediğin doğru. Yusuf Bey diş yaptırma konusunda acele davranmış. Biraz araları çıkmadan sarıya Bir de esmerleştiğini düşünün. Yusuf Bey korkunç da karizma zaten. Dişlere baksanıza ya yani. Ben buradayım Acun diyor Ulu değil Calı, mi? Acun Ilıcalı konseyi zor yapmıştır. Pahalı. Gözüne sürekli gözünü alır yani bu dişler <laughs> adamı. Acayip parlak ya. Bu kadar normal parlak değil. Seçilebilir mi Yusuf? Yok zor. Yusuf zor. Yusuf'u diş eledi. <laughs> benim erkek benim erkek adaylarım. Evet. Ebruy'u evrim eledi. <laughs> Ebru hanım hakikaten Evrim hanım eledi. <gülüyor> <Aslan>. <gülüyor> Duyuyor ya kulaklık var çok hassas. He. Tık desen duyar vallahi. Batuhan Kerem Yiğit diyorum. Evet. Erkekler 3 kişi girecek diyorum hepiniz gibi. Neden evet. Yaman demiyorsun? Bak benim gibi düşünüyorlar. Neden ya Yaman değil mesela? Yaman Bey şahane bir insan. Gerçekten onun hikayesi de kalbime işledi hakikaten. öyle. Ama orada bir dakikan, bir buçuk dakikan var ve kendini o anda çok ifade etmen lazım ya. Yaman Bey çok kötü bir şiir seçmiş. Yani şiir topuna hiç girmesen düz normal konuşsa, hiç şiir topuna girmese belki onu yazacaktım ama bu arada Yaman Bey de kötü oy almaz. Ama ben diğer üç erkeğin çok oy alacağını düşünüyorum. Kızlardan ben biraz hem erkeklerin hem kızların Instagram'ına da baktım sizin programınız sırasında. Şimdi Merve Hanım'ın hikayesi tamam. Merve Hanım'ı son beşe sokar gibi duruyor. Ee, ama Kardeniz Hanım'ın acayip bir kitlesi var. Yani fenomen gibi yani resmen yedek fenomenler hani fenomenler içeride bir de yedek fenomen de Kardeniz Hanım gibi. <laughs> Kardeniz Hanım'ı da... Ne anlamda fenomen? 500 küsür mü? 400 küsür Takipçi 4 sayısı 4 mı? Var. Evet evet acayip bir takipçisi var. Allah, Allah Allah. 3 müydü? Evet. Birisi 800 binlerdeydi ya baktığımda. Vay be. O kadar evet, var mı? Ben öyle, o dikkatle bakmadım. De. Kardeniz Hanım'ın 500 küsür bin takipçisi ha, var. Aynen 500 küsür. Valla biliyorsun Survivor başka bir şey. SMS başka bir şey. Biz de şeyler gördük. Takipçiler Kendini gördük. Kendini de güzel anlattı ama. Gül Kendini gül öldük. Güzel anlattı. He? kendini de güzel anlattı. Evet, mesela. o noktada yani. okey. Aynen. Hani hem Survivor'ın seyircisinden oyunu alır, hem kendi kitlesinden de az buçuk sekse ikinci kadın olarak Merve Hanım'ın gerisinde kendini son beşe yazdırır gibi gördüm. E ee, halayla ünlü olmuş. Kardeş, halay. Halay. Nedir halay? Halay, İyi bir sürü adam aladı, halay çeker. Gel, halay çekmek. E, bildiğimiz aynen. Şu an Gökhan yazıyor bana Sevgili Gökhan Özdemir gelmese de kalbi bizlerle tabii. Gökhan Özdemir'e de bir alkış alalım mı? <laughs> Gökhan artık bekliyoruz. Ne kadar kaldı kavuşmaya? Şiir mi yazalım gelmen için kardeşim? Yaman'dan şiir mi isteyelim? Ne yapalım? Gel bir gün ya. Evet. Gökhan, Bey sizinle, Gökhan Bey sizinle halay ediyor da olabilir. Çünkü hiç öyle halay çeken bir insana benzemiyor Kardeniz Hanım. Yok yok öyleymiş ya. Halay Kardeniz yaz YouTube'a çıkıyormuş. Allah Allah. Tabii tabii Gökhan bütün bu videoları izleyerek zamanını geçiriyormuş. O yüzden gelemiyormuş falan diye saçmalayayım. Yani böyle bir durum var ortada. Halay videosuyla meşhur olmuş. O zaman oyun kazandı mı? Şöyle güzel bir halay. <laughs> Bitlis 3 adım alayı vardır. Aa. Hafif de böyle Bitlis 3 adım alayı için e, kalçanızı yere yaklaştırmanız lazım. Ve ayaklarınızı iyice kırmanız lazım. Hakan Bey çok yanlış bir şey söylemedim, kalçayı yok, hayır, söyledim. o değil. <laughs> ben ona gülmedim. Seni, seni bir an öyle kalçan yerde halay çekerken hayal ettin <laughs> de onun bir donuşuyor. Lütfen bir daha lütfen bir daha ulusal kanalda benim kalçamı hayal etmeyin. Bu bir ikincisi. <laughs> i̇kincisi ben bir dans oyunundan bahsediyorum. İlk, üç adım halayı, <laughs> dizleri kırıp kalçayı yere yaklaştırıp. Bir ayağı öne bir diğer ayağı öne atma suretiyle gerçekleşen bu şahane bir danstır. Bitlis 3 adım halayı. Evet. Sen nerelisin? Eğer halayla ünlüyse samimi ise bunu oynasın. Kendisi de muşluyum dedi. Bitlis'in dansını da oynayabilir. Aynen oynaması lazım. Sen neresin bu arada Hasan? Ben Sivrihisarlıyım. Sivrihisar. Neresi evet. oluyor Sivrisar? Sivrisar. Sivrisar. o Sivrihisar? İzmir'deki Sivrihisar. O Seferihisar. O Seferihisar pardon. Sivrihisar Eskişehir'in kazası. İlk İstanbul kadısı Nasrettin Hoca. Ee, Yunus Emre, ünlü orkestra şefi Gürel Aykal ve ben e, beşinci olarak Sivrihisar'da çıkan. İşte bu Bey Sivrihisara buradan selamlar. Bu arada İstanbul'da Sivrihisarlı çok önemli bir adamdır. Fatih Sultan Mehmet'ten bir tane e, bir şikayetçi oluyor bir kişi hırsızlık yapmamış ama kolunu kesmişler. Haklı olduğu ortaya çıkıyor karşılığında. Fatih Sultan Mehmet kadıya kolunu uzatıyor. Kısasa kısa sen de benim yani benim onun kolunun kesilmesi lazım. Kadı bu kararı alıyor. Koskoca İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in kolunun kesilmesi kararını alıyor. Ama karşıdaki kişi istemiyor ve kesilmiyor kolu. Böyle de bir karar alabilen mi insandır. Ee, o yüzden ilk İstanbul kadısı Allah rahmet eylesin diyorum. Teşekkür ederiz. Güzel, <laughs> Hikaye için bilmiyordum bunu ya ilk defa duydum. Güzel gerçek hikaye değil mi bu? De evet Fatih Sultan Mehmet ve Duymuştum ben sanki. Ya yani o dönemki şartlardaki adalet e, şeyini anlatmak için kullanılan güzel bir hikayedir. Eyvallah. Güzel bilgilendirme. Evet ilk beşini ilk beşini bir tekrar alayım senin. Ondan sonra bu yarışmacılar adala, adaya dahil olunca neler olur? Onunla ilgili tahminlerini alalım Hasan. Batuhan Kerem Yiğit Kardeniz Merve. Evet. Benle aynı liste. Sadece ben Kardeniz yerine Başak olabilir diyorum. Bir ihtimalle. Ama onun dışındaki dörtlüğümüz tutuyor. Futbolcu çocuğa çok kanım ısındı. Yiğit değil mi? Ha, evet. Hayır değil. Yiğit değil. Kerem. 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 Ha Kerem. Ama o futbolcu ben, benim... siz, kendi, siz kendi kanınızın ısındı ama benim de kanımı ısıtmaya çalıştınız. <laughs> Benimkisi başka adam. Ben Yiğit'e ısındı ama Kerem de var listemde. Yiğit de çok iyi. Yiğit Bayağı yırtık. O parkurları falan delecek geçecek belli oldu. Ama Kerem'in hikayesi çok şey geldi bana. Hani babası çok futbolcu olsun diye uğraşıyor. Her maçına geliyor. Sonra talihsiz bir sakatlık. İnşallah sakatlık Survivor'da bulmaz Kerem'i. Yani belki o dizindeki kronik bir rahatsızlık inşallah değildir. Çünkü hmm. Survivor'da zor yani. Atla, zıpla, oradan gir, buradan çık. Zor iş yani. Sakatlık müsedebilir Tabii tabii. Kesinlikle. Ee, peki bu arkadaşlar şimdi Sıfırdan girdiler ama bir gün içinde böyle hızlıca e, çok iyi tanıdık kendileri de anlattılar. Aslında çok da sıfırdan girmiyorlar. Bir de böyle e, hepsi bir farklı bir şeyleri var çok hazır ve konsantreler sanki. Adada bu onlara avantaj olur mu bu kadrolarda? Şimdi adalarda onlar büyük avantaj yaşayacaklar. Bir kere halk desteğiyle oraya girdikleri için. Esas adalarda ki en büyük yani kimin için tehlike başlıyor? kendi adalarında hafiften liderliğe oturanlar için tehlikeler başlıyor. Kimler mesela kırmızı ve mavi takımda lider gördükleri? Özgür. Evet. Şimdi Özgür kendine bir ekip kurmuştu, ee, istediklerini de potaya sokabiliyorlardı. Hı hı. Hafiften bir ya Fatih'e bile gidip ya sen niye böyle konuştun falan filan diye hesap sorabiliyorlar Amiyane ah tabirle. Şimdi yeni gelenler ya biz böyle bir ağalık paşalık kabul etmiyoruz kardeşim. Biz daha yeni geldik. Yok mu bunların karşısında durabilecek birileri deyip etraflarına birkaç kişi daha koydukları anda e zaten SMS'te güçlü çocuklar güçlenerek girecekler çünkü destek görerek girecekler. Yani şu an adalarda kendini güçlü sanan gruplar yarın sabah o kadar da güçlü olmayacak. Peki Aziz SMS'ten çıktığı için e, yani bu elemeden çıktığı için bir güçlenme yaşar mı ya da arkadaşları ondan biraz daha korkup acaba biraz e, hani şey frene bassak mı diye konuşurlar mı aralarında hani Aziz de böyle ufak da olsa bir yakınlaşma ya bu adam Azize Azize, azize mutlaka Azize mutlaka bir sempati olacak Azize şu anki takımın içinden de full karşı çıkanlardan e, bir temas kurmaya çalışıp böyle Azize ikili üçlü grup yapmaya çalışanlar olacaktır. Bu dakikadan sonra güçlenir. Ama çok da fazla yanına adam toplarsa da bu sefer alttaki o sempatisini de kaybedebilir. Çünkü şu an hani yalnız bu adam herkese karşı bu adam diye seviliyor. Hı hı. E bu sefer de bir numarası kalmayabilir. Hasan Onun ayarını ayarını kurması lazım. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yavaş yavaş sana veda edeceğiz çünkü. Başka hiç ekleyeceğim bir şey yok. Ee, çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Biz sana teşekkür ediyoruz. Hasan'a kocaman bir alkış yolluyoruz. Tarat abi senden de kısa bir yorum alalım mümkünse. Şöyle bir dakikaya bir toparlarsan senin bir dakikan bile çok kıymetli bizim için. Çok teşekkür ederim. Ben daha evvel de burada konuştuğumda bu sene Survivor'ın çok güzel geçeceğini bu yarışmacıları görmeden evvelde zaten söylemiştim ama bu, bu yarışmacıları gördükten sonra daha da muhteşem olacağını düşündüm. Gerçekten muhteşem yani hmm. fizikleri ilk görüntüler zaten yani kapadan. Ben dün akşam zaten bir 6 isim paylaştım. üç tane erkek. Bayanlardan da üç isim yani bir de 4. isim var. Onları pek ayır, ayırt edemedim. Kafadan söyledim. Batuhan, Kerem ve Yaman dedim. Onları paylaştım. Bayanlardan da Ebru, Merve ve Özlem'le Kardeniz arasında gittim geldim. Benim isimlerim de bunlar sadece. Onun dışında bu arkadaşların fizik olarak görüntü olarak gerçekten kendilerini de tanıtımlarında güzel tanıttılar. İyi olduklarını düşünüyorum. Fakat ada yaşantılarını görmemiz lazım. Adada kurtlar var, yavru kurtlar var, kurt sürüleri var. Adanın senaryosunu yöneten, yazıp yöneten bir aziz var. Bakalım onlar da ne yapacaklar, ne edecekler. Asıl orası önemli. Bir de performansları tabii ortaya koyduk tabii, zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet abi çok teşekkür ederiz. Efendim reklama gidiyoruz. Reklamların ardından Survivor Panorama devam edecek. Evet efendim reklamların ardından devam ediyoruz. Kemal abi heyecanlıyız herhalde. Hafta sonu bize yedeklerin girdiği yepyeni bir Survivor bekliyor. Aynen Yarın akşamı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Merak ediyoruz yani şimdi bu kadar konuştuk ettik. Kimler girecek? Gerçekten önemli. Güzel bir Survivor bundan sonra bizi bekliyor. Fazla da bir zamanımız yok. Ben şimdiden herkesin hafta sonunu kutluyorum. Güzel hafta sonu. Yağmurun, karın artık İstanbul'a da geldiği günlerin görmemeniz dileğiyle diyorum. Evet doğru söylüyorsun. İnşallah şu kuraklık biter. İnşallah. Biraz barajlarımız da olsun. Evim neler söyleyeceksin? Yani çok güzel bir diyorum ya yeni bir Survivor dönemi bizi bekliyor. Hak eden kazansın demeyeceğim. Çünkü hak ettikleri için oradalar. Artık şu saatten sonra şanslı olan kazanır. Ayşe? Ben büyük bir heyecanla kimlerin gireceğini ve parkurda neler başaracaklarını gerçekten çok büyük bir heyecan ve merakla bekliyorum. Eminim seyircilerimiz de öyle bekliyordur. Hafta sonunda yine panoramamız var. Ee, biz konuşamasak da konuşanları izleyin mutlaka ben de izleyeceğim. Arkadaşlarımın yorumlarını çok merak ediyorum. Şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Evet efendim herkese biz de iyi hafta sonları diyoruz, diliyoruz. Yarın sevgili Dora ve Begüm'le beraber karşınızda olacağız. Bu arada sevgili arkadaşım Samet Demirarar ve Kızı Naz, ikizleri Arya ve Araz'a buradan çok selam yolluyorum. Bizi izliyorlarmış. Öpüyorum hepinizi Sametçim diyelim. Evet Kemal abi zaten dedi. Güzel bir hafta sonu olsun. Hepiniz için hoşçakalın.